Türkiye'de Yayıncılığın Hafızası Projesi kapsamında Erhan Erken Bey bizi kabul etti. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Bizi kabul ettiğiniz için. Biraz kısaca hayat hikayenizden bahsedelim. Nerede doğdunuz, nasıl bir ortamda büyüdünüz? Bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Zor iş. Çok ben geçmişten. 61 İstanbul doğumluyum. 61'in Ekim ayında doğmuşum. Böyle ailemiz bizim Rumeli bir aile. Yani 100 yıl evvel falan buraya gelmişler. Fatih'te doğdum ben. Fatih'te yaşıyorum hala yani. Şu anda doğduğum evde oturuyorum. Öyle ilginç bir tarafım var yani. Öyle mi? Kısa bir süre bir 500 metre yukarıya bir yere gitmişiz. Yine Hırkayı Şerif'te orada oturuyorum. İşte lisede Galatasaray'ı bitirdim. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldum. Sonra Boğaziçi'nde idari bilimler okudum. Ondan sonra bir miktar tarih master'ına başladım ama iş hayatı falan olduğu için o bir yerlerde kaldı. İşte bir yandan genç yaşta evlendim ben yani üniversite zamanında evlendiğim için hem de işte maişet falan meselelerimiz oldu. Reklamcılık, matbaacılık, yayıncılık gibi bir uzunca öyle bir dönem geçti. 2001'e kadar matbaamız vardı. Yine matbaaya yönelik işlerim oldu yani maişetle ilgili taraflarım itibariyle. Onun dışında da sonra bu 2007'den itibaren konumuz olan işte dijital yayıncılık çalışmamız oldu. 2012'den sonra televizyona program yapan bir işimiz oldu. Kuzey Haber Ajansı diye. TRT'ye program yaptık. Biraz belgeseller yaptık. Onun dışında işin ticari olmayan çerçevesi itibariyle de yuva çalışmamız oldu. O hala devam ediyor. Kendi çocuklarımız için başladık Elif Yuva diye bir şeye. Okul öncesi eğitime. Şimdi Bayrampaşa'da yine Bayram Yuva diye bir onun devamı devam ediyor. İşte 2005'ten sonra bilgi merkezleri diye bir çalışmamız oldu. İlk öğretim çocuklarına yönelik olarak. Bayrampaşa'da, Esenler'de, sonra biraz Anadolu'da birkaç ilde yaptık onu. Şimdi onları belediyeler üstlendi. O işi dışarıdan izliyoruz şu anda. İşte bu Bilim Sanat Vakfı kuruluşunda ve uzun bir süre içinde aktif olarak bulundum ben. Şimdi yine artık herhalde yaşımız ilerleyince böyle artık yavaş yavaş kenarlarda durur bir hale geldik. İşte Boğaziçi Yöneticiler Vakfı diye bir çalışmamız oldu yine Boğaziçi mezunlarına yönelik. MÜSİAD'da bir dönem bulundum. Bir 10 sene, 94-2004 arası yönetim kurulunda yer aldım. İşte bir dönem 2005-2009 İstanbul Ticaret Odası'nda yönetim kurulunda yer aldım. Bir dönem 2009-2013 arası İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelliyet Başkanlığı yaptım. Böyle bir hayat işte geldik bugüne kadar. Şu ara bu gecikmiş olan master'ı 2010'da bitirdim, tarih master'ını. Sonra doktoraya başladım şimdi. Yeni şeyim o. Hayatıma yeni heyecan katan iş o. Tez safhasındayım Medipol'de. Bir de orada 2 senedir ders verdiler bana. İşte dışarıdan öğretim görevlisi olarak. İki tane dersim var 2 senedir. İşte derslere falan giriyorum. Hem hocası. Orada hem öğrenciyim hem işte hocayım filan. Değişik bir şey yani. Tarafındayız için. İşte şu anda tez yazmak onunla uğraşıyorum ya. Bayağı cebelleşiyorum işte okuyorum, ediyorum. Tabii şu anki o şeyin zorluğu şu. Ben böyle çok yazan çizen bir adamım. Ama rahat yazıyordum eskiden. Şimdi akademik yazmak zor iş. Şimdi zor yazar oldum. Bu ara bir şey yazamıyorum. Oturuyorum, bakıyorum kaynak belirtmem lazım filan. O konuyla ilgili çok daha detaylı bir şey var ya bunu yazmama ne gerek var millet yazmış filan diyorum. Yazma şeyim yani okudukça yazma oranım düşmeye başladı. Bu ilginç bir şey hiç yazamayacağım herhalde galiba. O hale geldik. Böyle kısaca hayat hikayemiz böyle yani. Bu çok dolu bir hayat hikayesini aslında şey kısa bir giriş yapmış oldunuz ama ben sizi biraz daha tekrardan geriye çekmek istiyorum. Mesela ilk okuduğunuz şeyler aile ortamında, ilk karşılaştığınız metinler, kitaplar nelerdi hatırlayabiliyor musunuz? Ya aile ortamı elhamdülillah Müslüman bir aile. İşte Kur'an kurslarına gönderiyorlar bizi yaz aylarında filan.
Ondan sonra dayım rahmetli, dayımın kütüphanesi vardı. Dayım okuyan bir adamdı. Mesela onunla böyle ama daha klasik kitaplar işte Şifa-i Şerif, efendim şey, İhya-i Ulumiddin filan gibi öyle bir şey var dayımın. Mesela dayım beni elimden tutup Fatih Camii'nde Salih Hoca vardı. Şimdi bu İz Yayıncılığın başındaki Hüsrev Şeref'in babası Salih Şeref. Mesela pazar günleri Salih Şeref'in derslerine giderdik filan. Bu ne zaman? Deli Savaşları filan düşünün. En okumaya başladığım zaman tahmin ediyorum işte Galatasaray Lisesi'ne gittiğim dönemlerde okul çok solcu komünist filan bir şey var. Ben de orada Müslümanım, Molla lakabım. İşte dinimi anlatacağım filan. O tartışmalar bende bayağı bir okuma şeyi oluşturmuştur. Yani işte kendi dinimi öğreneceğim. Efendim işte Darwinizmle mücadele edeceğiz. Ayetlerle ilgili bilgilerimiz olacağız. Komünizme karşı bir şeyler söyleyeceğiz. İslam'ın sosyal düzeni, iktisadi düzeni falan bununla ilgili bir şeyler arayacağız, bulacağız. Mesela Sezai Karakoç'un İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü kitabı iktisadi olarak benim ilk İslam ekonomisiyle ilgili şeyimdi. Çok o kitap zihnimi açmıştı. Lise döneminde mi okudun? Lise dönemiydi. Komünistin birine vermiştim. Aldı o kitabı, bana uzun bir reddiye yazdı mesela. Böyle diyor, bunun iktisattan haberi yok filan. Ben tabii onun üzerine işte İslam ekonomi doktrini diye koca bir kitap almıştım, onu okuma amaçlı filan. Yani ilk okumayı farkına vardım. Ha belki işte Texas Tom Bix, Tom Brax filan, onları da küçüklüğümüzde okumuşuzdur filan ama şeyler, hikayeler. İşte Ömer Seyfettin'di, Kemalettin Tuğcu çok okuduğumu hatırlarım. Ama böyle bilinçli okuma bence şeyde oldu. Yani Galatasaray'da bu lise 1, lise 2'den sonraki dönemden itibaren bir bu tarzda bir şeyim oldu. Ben bir ara bizim Dünya Bizim'de 40 yıl öncesi gençten neler okuyor diye bir şey yazmıştım. Bütün o kitapları listeledim o zaman. İşte böyle Akaid'de şunu okuduk, şeyde Hadis Usulü'nde bunu okuduk filan gibilerini. Ama belki dediğiniz soruya uygun herhalde lise 2'lerden sonra bu tür o dönemin ufuk açan kitapları diyebiliriz yani. Peki şimdi farklı bir ortamda bulunuyor musunuz? Birçok insandan daha farklı Galatasaray Lisesi ve büyük ihtimalle çok da İslami bir ortam yoktu, orada bulamıyordunuz. Bunun dışında, lisenin dışında işte o lisedeki çatışmalarınızı da besleyen bir ortamınız var mıydı? Ya bizim orada en şey şu oldu, ben 2000 şey lise 2'de okulda işte kendimin farkına vardım. Okulda bir iki kişi vardı arkadaşım olarak. Sonra o zaman erkek lisesinde bir şey vardı. Erkek lisesi bünyesinde çalışan bir arkadaşlar olduğunu duydum. Bu bizim Ahmet Davutoğlu'nun falan. Orada bir çalışması vardı. Beni birileri onlardan bana bahsetti. Benden onlara bahsetti. Bir gün biz Davutoğlu'yla tanıştık lise 2'de. Haseki Hastanesi'nin orada. İşte o anlattı, bizim böyle bir grubumuz var. Ya ben de işte okulda arıyorum falan. Okulda yeni tanışmışım birkaç kişiyle. Hatta şeydi, benim Galatasaray'dan da ilk tanıştıklarım bizim rahmetli Haluk Dursun. Kültür Bakanlığı'mıştı. O benden 2-3 dönem büyüktü. Onun arkadaşı Haldun vardı. Bir tane Tevfik vardı. Onlarla yeni tanıştığım zaman Ahmetlerle tanıştım. Onların da bir grubu vardı işte. Murat Ülker, Ahmet Davutoğlu, işte Mehmet Güz, Ali Pulcu falan, hepsi bir gruptu. O bende büyük bir şey uyandırdı o sene. Yani kendime güven oluşturdu. Fatih çevresi o güveni veriyor size. İşte Fatih'te oturuyorum. Kumrul Mescidi'nin yanında. İsmail Ağa falan. Aile Müslüman falan ama o şey. O bir güven veriyor ama bu benim gibi işte yabancı kolejlerde okuyan Müslüman arkadaşlar tanıyorum. O ortam beni şeyden bir ortamdı yani. Bana güven veren bir ortamdı. O hukukumuz devam etti. Bizim zaten o bilim sanatın kuruluş şeyi o ekiptir. Sonra biz okumalara başladık işte kendi aramızda. Yani kendimizi geliştirme şeyleri. O işte diyelim dediğim o ilk başladığım işte akaidti, hadis usulü, tefsir usulü, fıkıh usulü, bilmem siyer filan. Türkçe çıkmış kitapları okuyalım diye bir dönem böyle ciddi bir okumamız oldu. O hepimiz için bence çok iyi bir şeydi. Belki eksik tarafımız, hiçbir yere bağlı değildik. Yani bir hocamız, şeyhimiz, bilmem nemiz yoktu, bir grubumuz yoktu. O biraz dikkat çekiyordu. Ama gidip konuşuyorduk işte, dinliyorduk. Ben mesela bir dönem hani cuma namazı tartışmaları olduğu dönemlerde ya işte Türkiye'de halifemiz yok ama hiç olmazsa bir tarikat şeyhinin arkasında cuma namazı kılayım diye bir şeyim vardı.
Mesela mümkün olarak onu takip etmeye çalıştım. Ya İsmaila'da ya İskenderpaşa'da. Ya bilmem Muzaffer Özağ mesela. Çok gittiğimi hatırlarım. Onun çok güzel vaazları vardı. Yorgancılar Camii'nde cuma namazlarını kılardı o. Ya bunun gibi böyle. Bunlar mesela tabii bir de şunu diyebilirim. Onu ihmal etmeyeyim. Galatasaray'da yine lise 2'de Şevket Ege ile tanıştım ben. O bizim abimizdi Galatasaray'dan. Şevket abinin de bize çok tesiri olmuştu. Onunla ilk işte tanıştıktan sonra o mesela işte okuma yazma biliyor musun? Onun klasik sorusuydu. Önüne bir tane Osmanlıca işte oku bakayım bunu diyor. Sen alıyorsun. İşte hani Kur'an okuduğun için bir şeyler çıkıyor mu? Yok öyle olmaz adam gibi okuman lazım. Mesela beni alıp bir Osmanlıca hocası ayarlayıp Osmanlıca dersi almamı sağlamıştı. Lise 2'de. Tabii. Yani o zaman basın müzesi vardı belediyenin. Yok basın müzesinin arkasında belediye kütüphanesi vardı. Oranın müdürü yanılmıyorsam Mahmut Bey'di. Bir adamcağız. Ona götürdü. Ben ona belli zaman gittim yani. Ama adam iki gözü görmeyen ama bir tane Osmanlıca harfleri koymuş buraya. Kendin okuyacaksın diyor. Metin var. Böyle diyor sert de bir adam falan böyle. Sonra bir zaman sonra tamam benim de işim bitti dedi. İşte git kitap oku falan dedi. Bir Şevket abi bizim açımızdan iyiydi yani. O işte okumalar tavsiye ediyordu. Mesela bana ilk hediye etti kitap. Abdülkadir Geylani'nin İlahi Armağanı'dır. Hiç unutma. O benim böyle manevi şeyim gibiydi yani. Sonra o bizi mesela Endor'una götürdü Şevket abi. Endor'un kitap evi vardı o zaman. Beyaz Saray'ın altında. Rahmetli oldu İsmail abi de onun başındaki. O işte bu biz bunlara indirim yapacağım filan diyor. O da çok güler yüzlü tatlı bir adam. Sonra işte cumartesi günleri oraya ben uzun bir süre gittim. Haftanın bazı günleri de gidiyordum ama hafta içi bir iki gün Şevket abiye gidiyordum. Cumartesi günleri Endor'una gidiyordum. Endor'un da o zaman iyi bir şey ortamı olurdu cumartesi günleri. İşte mesela Sönmez Neşriyat Müdürü Ali İhsan Yurt diye bir abi vardı, amca vardı o zaman için. O mesela çok şey bir adamdı. Konuştuğu zaman herkes susuyordu. Konuşurken de bir de mesela işte İsmail şu kitabı versene alıyor kitabı. Bak şurada yazıyor filan. Böyle hikayeden konuşmuyor yani yeriyle. Mesela Ertuğrul Düzdağ gelirdi oraya. İsmail Erünsal oradan hatırladıklarım. Biz de kenarda oturuyoruz. İşte onlara çay koyuyoruz. Lise talebesi, simit yiyoruz filan. Ama çok onlar benim açımdan şeydi yani. İşte gidiyorsun İsmail abi diyor ki Osmanlıca kitabı al bak sizin için diyor. Alıyorum onu okuyorum filan. Ya bir tarih kitabı ya bir hikaye kitabı. Yani o ortam şey ben düşünüyorum beni etkileyen şeyler onlar. Mesela bir de şey o zaman Galatasaraylılar olarak şimdiki Birlik Vakfı'nın olduğu yer şeydi. Milliyetçiler Derneği ve Mefkureci Öğretmenler Derneği falan gibi birkaç dernek vardı orada. Bizim rahmetli Haluklar orada kalırlardı akşamları. Oradan Edebiyat Fakültesi'ne gidiyorlardı o zaman. Ben lisedeyken onlar benden 1-2 yaş büyüktü. Orada bazı cumartesi günleri de mesela bizim Erol Özbilgen diye bir abimiz vardı Galatasaray'dan mezun. O hem mühendis hem de sonra edebiyat doktorası yapmış. Birkaç kitabı falan da vardır. Duydunuz mu Erol Özbilgen ismini bilmiyorum. Hı. Mesela Erol abi bize seminer verdiği şeyler olurdu. 5-10 kişiyiz o gelir anlatır falan. Bazen Haluk anlatır. Bazen o Yavuz Selim Tokmak diye onların bir arkadaşı vardı o. Böyle farklı farklı tipler. Şimdi bunlar işte tutamak tutamak. Yani Şevket abi, onun çevresi, işte bir şey, Enderun, bizim işte erkek serilerle olan o grubumuz filan bunlar tahmin ediyorum. Yani insanın zihninin dokunduğu alanlar diye düşünüyorum yani geriye dönük kimler tesir etti. İşte İsmail Ağa civarı, bizim Kumrulu Mescidi'nin İmamı Hasan Efendi, Müezzin Kadir abi, mesela onlarla hadis okuyoruz. İşte cumartesi akşamları Hasan Efendi'nin dersleri oluyor. İşte Nurul İza, bilmem şey, Mektubat-ı Rabbani. Onlar daha geleneksel. İşte onu takip ediyorsun. Müezzin Kadir abiyle Buhari okuyorsun. İşte oraya gidiyorsun. İşte Ali İhsan Yurt bir şey veriyor. Bazı okuyorsun, bazı bakıyorsun filan. Herhalde bunlar zaten tahmin ederim. Biraz uzun oldu ama. Yok gayet iyi. Aslında çok homojen bir şey değilmiş yani baktığımızda dışarıdan homojen bakıldığında. Farklı, bir sürü farklı fikirle, bir sürü farklı ortamla birlikte
farklı şeyleri tartışarak aslında ilerliyormuş. Yani tabii bunlar adamı dokuyor işte zihnini. Yani hepsi ayrı tür adamlar. Mesela daha işte İsmail Ağa daha bir tarikat çevresi. Evet. Oradaki daha farklı. İşte Şevket abi daha bir Batı Fransız kültürü mesela. Şevket abi muhakkak daktilo yazmayı öğrenmeniz lazım o zaman için. O kendi 10 parmak bilmiyordu. Onun çok büyük eksikliğini çekmişti. İşte yabancı diliniz çok iyi olacak. Bak işte filan. Batı'yı takip edeceğiniz. Namazları muhakkak cemaatle kılacaksınız. Mesela Şevket abi'nin o şeyi çok ilginçti bize. Gittiğimiz zaman sabah namazına gittiniz mi? Olmaz. Sabah namazına gitmeyen Müslüman olmaz. Çabuk gidin bir daha. Gelmeyin buraya filan. Şimdi bunlar yani hem batılı bir şeyden geçmiş hem sana damardan bir şey veriyor. Daha kökeden. Şey biraz daha muhafazakar bir taraf. İşte o Enderun tarafı ne diyelim size? O zaman için nasıl ifade edelim? Belki çok İslamcı değil ama Müslüman ve biraz milli manevi değerlere, milli değerlere de bağlı bir yapı. Bizim grup daha o erkekseli Galatasaraylı grup daha işte dini kaynaklarından öğrenelim filan diyen bir ekip. O zaman İran devrimi oldu onu da düşünün. Evet. Mesela o heyecanlandırıyor ama Şia geliyor bir yerden. Burada bir karışıklık var. Dikkat edelim kendimize filan. Onun aktivitesi çok önemli bir devrim olmuş ama ayarlı da durmak lazım. Lisede kaç liseden kaç yılında mezun oldun? Ben 80 yılında mezun oldum. Tam aslında şey hem Türkiye iç siyasetinin tabii çok karışık olduğu bir dönem hem de dediğiniz gibi biz İran olduk, devrimi. Mesela Boğaziçi'ne gittiğim öncesi sene ihtilal oldu. Yani okulu bitirdim o sene ihtilal oldu. Tam böyle en karışık zaman yani okulda insanlar öldürülenler var. Çok şey bir ortam. Dediğim sana işte solcu, baskıcı bir ortam var. Sen orada işte itirazlar falan ediyorsun ama bir yandan da korkuyorsun. Yani bizim bir üst sınıftaki bir çocuğu hiç unutmam. Merter'de polisler vurmuştu çocuk. Azılı militan çıktı tamam mı? Normal sokakta gördüğün, okulda gördüğün adam. Herif makinalı tüfekle işte polisleri taramış, polisler onu öldürmüş. Düşünemiyor musun? Lise talebesi. Şimdi insan bunu görünce ulan etrafta başkaları da olur falan diye korkuyor yani. Yani hani o gün korkmuyoruz diye atıp tutuyorsun ama bugün geri dönüp düşünüyorum. İnsanın içi pıt pıt atıyor. Her sabah başına bir iş gelir mi diye çıkıyorsun evden. Ama tabii o insanı besleyen de bir şey yani. Her an bir şeye hazırlanıyorsun işte mücadele okuyorsun. Sıcak bir ortam çünkü he? Yani. Sıcak tabii, ve tabii uyanık olmamız gereken bir ortam. Bir de tabii şöyle hani ben onu düşünüyorum bazen. Bizim nesilde bir vatan kurtarma hastalığı var. Tamam mı? Yani o kadar problemlerin ortasında yaşıyorsun ki bütün Türkiye'yi ve dünyayı, İslam dünyasını biz kurtaracağız. Her bir konuya vaziyet etmemiz lazım. Hem müçtehit olacağız. Hem alim olup toplumun önüne geçeceğiz. Hem entelektüel olacağız. Hem diğerleriyle mücadele edeceğiz. Hem Batı'yı tanıyacağız. Tamam mı? Yani Batı'nın bütün işte bu izimler, ideolojiler, bilmem neler, kültür, sanat onları bilmen lazım. Müslümanlar burada neler yapmış bilmen lazım. Onlarla zihnen hesaplaşman lazım. Aynı zamanda insanları örgütleyip bir şey yapman lazım filan. Şimdi bu devasa bir iş. Bunun hepsine, ya senin neyine? Mesela Şevket abi hiç unutmam bize diyordu ki, siz hepiniz komutan olmak istiyorsunuz. Asker olun, oturun. Vatanı kurtarmayı bırakın, kendinizi kurtarın. Şimdi çok doğru bir şey bu. Yani yaşın kaç, başın kaç, otur. Adam gibi oku, tamam mı? Kendini yetiştir. Yok öyle değil. Kurtaracağım filan. Şimdi bakıyorum ben, bizim nesilde bu her tarafla ilgili olma şeyine çok kişide var bu. İhtisaslaşma bizden sonraki nesillerde daha fazla var. O dönemle mi alakalı o zaman? Sanki onun da tesiri var zannediyorum. Yani. Bizim neslimizde de mesela bu tür gürültü patırtıya girmeyip bir tarafa takılan adamlar oldu. Onlar şu anda bana göre daha şey bir yerdeler. Yani bir alanda uzman adam. Şimdi ben hangi alanda uzmanım desem her bir tarafa el atmışım ama şu konuda birinci derecede uzmanım diyeceğim işte yayıncılık olabilir, eğitim olabilir ama onlarda da işin yani uğraşsam belki ordinaryüs olurdum. Ama işte bir şekilde uğraşmışım, buraya da uğraşmışım, burayla da uğraşmışım. Ama bazıları var ki bir alanda gidiyor adam işte eğitim bilmem işte ölçme noktasında devam ediyor. Biri işte sanat, mimari şurada devam ediyor, diğerlerine az bakıyor. Onu hep tartışırım onu yani. Hani insan acaba... Peki olumlu olumsuz terazisinde mi tartışıyorsunuz? Tabii. Bu... Yani daha mı iyi diye, hangisi daha iyi diye onu şey derim. Şimdi bazen mesela oturmuş sistemlerde bir insanın diğer hepsininle ilgilenmesi belki gerekmiyor. Bir alanda devam etmesi daha iyi. Oturmamış bir şey olduğu zaman
birilerin belki kendini feda etmesi gerekebilir. Hani her tarafta bir harekete geçirmek için. Belki bizim neslin bir bölümü öyle bir iş mi yaptı? Benim ayarımda birçok arkadaşla onu görüyorum yani. O derneğe girmiş, o vakfa girmiş. Şimdi ben bir yandan bilim sanatın yönetimindeyim, bir yandan müsiyatın yönetimindeyim. Bir kimliğimle ticaret olsun yönetim kurulu üyesiyim. Şimdi baktığın zaman kaç şapkalı bir adam. Tamam, bunun hangi birini bu adam iyi yapar? Şimdi bilim sanatın ortamı farklı. Ticaret olsun yönetimindeki ortam farklı. Biri çok reel hayatın içi. Tamam mı? Öbürü daha işte ilim, irfan yapman gereken bir yer. Sen iki tarafa da gidiyorsun, geliyorsun. Zihnin şeydi. Ha şu faydası oluyor. Onların birbirine bağlantısını sağlamaya çalışıyorsun. Mesela üniversite mütevelliyet başkanı olduğum zaman en önemli sıkıntım şuydu. İş dünyası hocalara ya bunlar bir şey bilmez. Reel hayatla alakası yok bu adamların diye bakar. Hocalar da genelde iş dünyasına ya bunların işi gücü parayla ilgilidir. Bunlar derinlikten anlamaz diye bakar. Halbuki hocaların yetiştirdiği bütün o talebeler iş dünyasındaki o insanların büyük ölçüde onlarla birlikte iş yapıyor ve onların yanında çalışıyorlar. Yani aralarında o kadar anlamlı bir birliktelik var ki. Şimdi bunların ikisiyle beraber oturup birbirlerinin kıymetini bilip bir şey birlikte üretmeleri lazım. Mesela bununla ilgili çok uğraşmışımdır. Ama iki tarafı da zorluğunu görüyorum. İki tarafta da bulundum çünkü. Yani oradaki alet Uriye'yi de biliyorum. Buradakini de biliyorum. Ama bunun ikisi yan yana olduğu zaman bir kıymeti var. Yani fil dişi kulede bir bilim irfan yapmanın çok derinlikli bir şey söylemede bir kıymeti var ama bunun hayata uygulanmasında o kadar da bir şey yok. Birisi bunu hayata uygulayacak. Yani kebandan elektrik üretiyorsun. İşte bilmem kaç bin volt. Bunun evde 220'ye inmesi lazım. 220'ye inmezse patlatır. Birileri onu indirecek. Bu iki bağlantıyı sağlayacak. Veya öyle bir mekanizma olacak. Belki işte bizim neslin bazı tarafları bunlarla ilgili bir fonksiyon icra ettik mi acaba diye düşünüyorum. Yani kendime şey buluyorum yani. Kendi pozisyonuma bir teorik çerçeve bulmaya çalışıyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum yani. Bu üniversite döneminde Boğaziçi'nde işte 80'de mezun oldunuz. Hemen girdiniz girdim, üniversiteye. Evet. Hani orada bir alanlaşma durumundan çok aslında çok fazla şeye ilgilendiniz. Orada işte dediniz. Siyaset bilimi okudum ben. İdari siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler. Daha doğrusu öyleydi. Political science'dı. Sonra kamu yönetimi oldu. En son diplomayı kamu yönetiminde verdiler ama siyaset bilimi okudum orada. Orası biraz daha tabii üniversite zamanı ihtilal bitmiş. Bizim daha okuyup kendimizi yetiştirme zamanı gibiydi. Biraz daha o büyüyoruz da bir yaşımız falan büyüyor. Mesela orada şu şey oldu. Ben mesela eğitimle ilgilendim. Diyelim yuva kurduk biz. 86 yılında çocuk yuvası kurduk. Üniversiteden sonra? Üniversiteden mezun sonraki yıl. Yani. Yani 83'te benim üniversitedeyken çocuğum oldu. 3 yaşına geldi benim büyük oğlan Ali. Mehmet'in abisi. Şimdi çocuk eğitimi, çocukların yetişmesi lazım. Aynı dönemde evlenmiş arkadaşlar grubuyuz. Evlerde bu çocuklara eğitici bir şey yapalım. Hanımlar da bunun arayışındalar. İşte haftanın bir günü birimizin evinde, birinin birimizin evinde. Sonra haftanın iki günü bizim bir yazlık ev vardı Basınköy'de. Orayı ayarladık. Arkadaşların hanımlarından birkaç kişi ilgileniyor. Çocuklara orada bir yuva şey yaptık. Yani illegal bir yuva. Bir tane minibüs aldık. İşte yuvanın şeylerini yakıyoruz, kaloriferini falan yakıyoruz. Minibüs çocukları götürüyor, duyan getiriyor. İlk sene 40-50 tane çocuk oldu. Tabii ikinci sene 80'e çıktı. İki katı açtık falan, babamlardan, eniştemlerim falan izi aldı falan neyse. Ama orada şu oldu tabii. Mesela aramızdaki en önemli tartışma şu. Biz bir insan tipini tam manasıyla çerçevelendirip mi eğitim işine girmemiz lazım? Yoksa kervan yolda düzülür mü? Şimdi benim genel tezim şu. Bir işi çok mükemmel oluşturmadan girmemek lazım. Yani. Ama tamam öyle de hayat devam ediyor. Çocuklar büyüyor. Olsun sen bekleyene kadar çocuklar büyüyecekler. O zaman buna rağmen yine de pratik bir şey yapabiliriz. Olabildiği kadar okuyalım. Bilebildiğimizi nakledelim ama çok da iddialı olmayalım. Ama bazı arkadaşlar yok olmaz girmeyelim niye giriyoruz bırakalım diyenler de oldu. Böyle mesela bu en önemli aktif bir tartışma şeyiydi. Şimdi hem yuva işi yapıyoruz hem okuyoruz. İşte pedagojik olarak bu nasıl olmalı? O zaman okuduğumuz şeyler ne var? Bizim mahallede henüz bununla ilgili ciddi bir şey yok. İşte o bizim Boğaziçi'nde Çiğdem Kağıtçıbaşıları'nın falan oluşturduğu bir şey var.
İşte Yapan'ın yayınları falan var. Yani böyle Müslümanca bir okul öncesi eğitim konsepti yok. Bir bölümde bizi muhalefet ediyor. Bu yuvalar kapitalizmin bir şeyidir. Bunları niye kuruyorsunuz? Anneleri yetiştirmemiz lazım. O da bir tartışma alanıydı. Ya iyi de anneler yeteri kadar yetişmiyor her zaman. O zaman biz yuva gibi bir şey yapalım. Annelere babalara da eğitim verelim. İkisini birden eğitelim. Ara bir yol. İşte ondan sonra öğretmen yetiştirmemiz lazım. Öğretmen yetiştirme seminerleri yaptık. Her sene. Bilim Sanat Vakfı'nda yaptık o zaman. Sertifika verdik millete. Bir bölümünü kendi yuvaya aldık. Şimdi mesela bu şartların getirdiği ciddi bir uğraştı. Çok ciddi zamanımızı aldı o. Sonra alet edevat lazım. Mesela ilk boyama kitabını, boyama kitabı yoktu. Ben oturdum, o zaman Macintosh'um vardı, reklam ajansımız da var. Bir tane harita çizdim, hiç unutmam. Sınırları olmayan bir harita. Orta Doğu haritası. Çocuklara onu koyuyoruz. Yani İslam ümmetinin sınırları yok, böyle çizsinler falan, tamam mı? Sonra bizim velilerimizden biri Kemal Güler'di. Kemal Güler, şimdi bu Akit gazetesinin grafik işleri, çok güzel bir karikatüristtir Kemal. Onun kızı da bize geliyordu. Kemal bize namaz kılıyorum diye bir Keloğlan tiplemesi yaptı, böyle 5-6 tane. Çok güzel, onu elde boyattırdık. Ya Kemal, bunu geliştirelim. Oruç tutuyorum, hacca gidiyorum filan. Kemal onları yaptı. Ben bizim matbaada bastım, ciltlettim. Böyle seri halde şeyler, Elif Eğitim Hizmetleri boyama kitapları. Tamam mı? Ondan sonra bir tane Elif Aile diye bir şey yapalım, ailelere yönelik. Kemal Çakmaklı diye bir adama bir kitap yazdırdık, onu devam ettirecektik. Sonra dedik bu olmayacak, o zaman toplayalım dedik, eğitimle ilgili ne var. Bayağı bir şey ettik. Az da olsa topladık, bizim yuvanın bir tarafında öyle bir sergi yaptık. Velilere bakın, okunacak kitaplar bunlar. İşte öğretmenlere şey yapıyoruz. Mesela yurt dışından yayın evlerinin, üniversitelerin alayına yazı yazdık o zaman. Bugün gibi yok, mektup yazdık. Bize kataloglarınızı gönderin, geldiler onlar. Ben yayıncıların birçoğuna dedim ki bakın bunlardan basmak lazım. Oxford bunu yapmış, Cambridge bunu yapmış. Çok kişiye şey yapmışımdır. Yüreklendirmişimdir yani. Sonra işte bizim uçurtma yayınları vardır. Abdül Uşaklıgil, o mesela seri halde bir kitaplar yayınladı. Şimdi düşünün, bir iş yapıyorsunuz, malzeme yok. Tamam mı? Şimdi çocuk kitapçılığı çok yayıldı şimdi. Ya ilk boyama kitapları esasında tarihtir, o bizimkidir yani, tahmin ediyorum. Yoktu yani. İşte öğretmen yetiştirmen lazım. Müfredat oluşturman lazım. Ondan sonra ve çıkan çocukları takip etmen lazım. Sonra ilkokul çocuklarının çocuk kulübüne başladık. Yani çocukları ilkokula gidip hafta sonu topluyoruz. Orada işte birazcık din eğitimi falan veriyoruz. İşte sonra o bilgi merkezi haline dönüştü. Yani belediyeler başladığı zaman Bayrampaşa'da ilk kurduk onu. Mesela ona ciddi bir teorik zemin hatırladığımı hatırlarım ben. Yani birkaç ay oturdum. O tür bir faaliyet nasıl olabilir? İşte kulüplerin içine neler koyacağız? Yaklaşık 8-10 tane kulüp seçtik. İşte tiyatro kulübü, sinema kulübü, efendim işte Ebru kulübü, bilgisayar kulübü falan diyoruz. Bunların içine gelen çocuklar ilgi alakalarına göre her çocuk 3 tane kulübü seçiyor. Haftada 16 saat kalıyor bilgi merkezinde ve her haftaya bir kavram koyuyoruz. Kavramları da şöyle seçiyoruz. Milli eğitimin kavramları var. İşte Yeşilay haftası, Kızılay haftası, bilmem ne haftası filan. Onların hepsine bir İslami motif koyuyoruz. Çocuk ilkokulda da o kavramı görüyor. Yeşilay haftasını görüyor değil mi? Bizim bilgi merkezine geldiğinde orada israfı işliyor. Tamam mı? İşte sigara israftır, içmemek lazım. İşte Kızılay haftasında şey, infak konusunu işliyor. İstanbul'un fethinde efendim işte cihat ruhu gibi bir şey yapıyor filan. Böyle her haftaya bir kavram, 30'a yakın kavramımız vardı. Onları kulüplerin içine giydiriyoruz. İşte o hafta bilgi merkezinde o kavram işleniyor kulüplerle ilgili. İşte tiyatroda onunla ilgili bir şey sahneye konuyor. Sinemada onunla ilgili film seyrediliyor. Yani bayağı bir eğitim sistemi. Şimdi bu ciddi, hatta ben onu uzunca bir yazmıştım bizim. Bilgi merkezi şeyde de var, Dünya Bülteni'nde de vardı o. Şimdi bunlar hep böyle şey, sardırıyorsun, nasıl yufka gibi yani, böyle açıyorsun. Şimdi senin neyine bu diyeceksin, yani sen kimsin, eğitim uzmanı mısın, bu işin niye girdin böyle bir şeye sorulabilir. Ama o anda onu yapman gerekiyor yani,
İhtiyaç. İhtiyaç. Soruyorsun, ediyorsun, çağırıyorsun hocaları, birisine bir şey anlatıyorsun, öğretmen eğitirken işte onlardan dinliyorsun. Mesela Halis Ayhan bizim için çok önemli bir adamdı. Ben hiç unutmam onu. Profesör Halis Ayhan Hoca her dediğimiz yere gelmiştir. Benim açımdan çok mübarek bir adamdır o. Velilere bir şey anlatacağız. Halis Hocam gelir misin? Tamam Erhan geliyorum. Gelir. Karşısında 50 kişi de olsa anlatır. 20 kişi de olsa anlatır. Bir şey yapacağız Erhan, böyle bir şey çıktı bak. Şimdi bunlar çok değerli bir şey. Mesela Mustafa Ruhi İşler'in öyledir. Çağırsan devamlı gelir. Efendim işte bizim Ahmet Mercan bu işlerde hep yanımızda olan biriydi. Bunun gibi böyle hani olabildiğince toplanarak azık topluyorsun sağdan soldan. Böyle bir uğraşlar. Şimdi biz dünya bizim diye daha gelemedik. Oralara dolaşıyoruz sağda solda ama. Gayet iyi gidiyoruz. O dönem matbaa, ambalaj, basın vesaire dediniz. O tabii bir matbaa. Bu maaşet oradan. Oraya nasıl girdiniz siz? İşte yani reklamcılıktan o matbaaya döndük. Matbaada. O ilk aşama nasıldı? Yani neden reklamcılık gibi bir şey girdiniz? Yani şimdi benim babam kuyumcuydu rahmetli. Kuyumcu dükkanını 12 Eylül zamanında kapattı. Bana sonra sen yapar mısın bu işi dedi. Ya baba bu iş ben yapmayayım falan diye. Yani halbuki niye yapmadım? O güzel işti yani. İşte ben o zaman bizim Salih Pulcu vardır. Bilim sanat çevresinden. Salih de bizim S Ajans diye bir şey kurduk. Salih grafiker. Ben iş pazar şey iş getiriyorum. Bu tamamen maişete yönelik bir iş. Yani para kazanacağız. Yani o ilmi çalışmalar farklı yürüyecek. Yani bunu kim yapıyor? İmam-ı Azam Ebu Hanife. Hem iş yapıyordu hem fakihti. Olabilir mi? Olur. Teorikte şey bu, arka plan bu. Ondan sonra işte oradan başladık. Bir dönem Salih'te, sonra olmadı. Başka bir arkadaş daha girdi. 89'a kadar reklam işimiz vardı. Orada bir makine falan aldık. Sonra bizim Peyami Gürel'le bir kuyumculuk denememiz oldu. Hat Ebru sanatçısı Peyami vardır, bilir misiniz? Onunla bir kuyumcu dükkanımız oldu. Top şeyde. Kısa dönem. Sonra Ahmet Şişman rahmetli yayın evi kuruyor, İz Yayıncılık. Dedi Erhan böyle bir matbaa gel kuralım beraber. Kuralım, ne yapalım işte bizim yayın evinde kitaplarını basarız filan. Tamam, Ahmet abiyle matbaaya oradan girdik. Sonra Mücellitane oldu filan, bayağı büyüyecek bir matbaa oldu. Sonra ambalaja döndü. Hem kitap hem ambalaj filan da yapıyorduk. Yani bu tamamen para buradan kazanıyoruz. Diğerlerinin hiçbirinin para kazanma tarafı yok. Mesela yuvanın hiçbir ticari şey olmamıştır bize. Onun dışındaki işte vakıf makıf o faaliyetlerin işte ne bileyim müsiyattı, itoydu, onların bir ticari işi hiç olmamıştır. Bir yerden geçinmeniz lazım. Bunlar geçinmeyle ilgili olan taraf. Ha tabii onun geçinmeye de yönelik hem de olsa becermek iyi mi olurdu? Belki daha iyi olurdu ama onu ikisini birleştiren bir işimiz olmadı yani. Bir ayrı yürüdü, iki ayrı hat olarak yürüdü. İşte burada iş yapıyorsun, akşam gidiyorsun bu oraya. Bu 80'ler 90'lar arası değil mi söylediğiniz? Tabii yani 2000'ler de böyle. 90'ları da aşmıştır tabii de. Efendim? Tabii 90'lardan sonraya da aşmıştır. 90 tabii. 2001'e kadar matbaam vardı benim. Hmm. Mesela 2001'de matbaa, o 2001 krizinde devrettim ben matbaayı. Sonra küçük bir kağıt işim devam etti. Mesela o sırada ben Müsiyat Yönetim Kurulu'ndaydım ve Bilim Sanat'ın da yönetim kurulundaydım. Aynı zamanda yuvamız devam ediyordu Bakırköy'de. Yani şimdi onlar gayri ticari işlerimiz. Mesela yuva filan da finansman istiyor. Yani o kendi kendini döndürmüyor oralar. Bir yandan da işte şey, işte orada iş yapıyorsunuz yani. Geçinmeye çalışıyorsunuz. İşte 2000'lerden sonra bu şeye doğru, 2007'de işte bu şeyler başladı. Bunlar da gayri ticaridir yani. Bu bizim işte siteler, miteler filan. Onlar tamamen sağ olsun bizim Murat Ülker'in şeyiyle olmuştur yani onun. Şeyi odur, arka plandaki ama tabii maddi yani desteği bu, odur. Bu birikimin üzerine kurulmuş bir şey aynı zamanda. Yani siz zemini biliyorsunuz bir yandan. Hem ticari boyutunu hem ilmi boyutunu. 2005-2006 falan o zamanlar bir ara konuşmalarımızda şey dedik. Ya bu o özellikle şey dedi. Ya bu haber, çok yalan haber var. Düzgün bir haber merkezi kurmamız lazım. Erhan gel bu işi yapalım dedi. Ya nasıl yapalım? İşte araştırdık o zaman. Bayağı zor bir iş o. Ben bir iki yerden fizibilite falan çıkarttırdım. Hatta bir yeri devralalım mı diye baktık. O sırada satılıyordu. Çok para istediler falan. Bu kadar büyük girmeyelim. Ya bir site bulalım bir tane. Bir de belgesel yapalım. Haber, konulu belgesel yapalım. Bunu satması gerekmiyor. Ben bunu vereyim finansmanı. Yapalım, yayınlatalım. İşte o niyetle
Bu Dünya Bülteni o zaman görünce, Akif de yeni Küre'ye yayınlarından ayrılmıştı bilim sanatta. Orada Akif bir, Emre. Akif Emre. Akif'le de biz çok eskiden tanışıyoruz. Bunları hep konuşuyoruz, ediyoruz falan. Ya Akif, böyle bir site iş, ne diyorsun sen? Bu dijital yayıncılıkla ilgileniyorsun falan. O da biraz o konuda son dönemde çalışmıştı bayağı. Ya işte bu Dünya Bülteni var, bunu konuşalım. Olmazsa bunun üstünden başlayalım. Hem de bir belgesel yaparız beraber deyip, bizimkine de dedik böyle bir şeyimiz var. Bir çerçeve çıkardık. İşte Akif orada çalışacak. Yanına birkaç kişi de alacak. Bu kadar bir maddi şey olacak. Ben de ilgileneceğim. Yani benim orada şeyim yok. Benim açımdan maddi bir tarafı yok o işin. Böyle başladık buna. Bir şirket kurduk. İşte küresel iletişim diye. Dünya Bülteni'ni, işte Turan'ı aldık filan. Yani oradaki niyetimiz haberleri, yani Müslümanların düzgün haber alması, düzgün yorum yapması ve bunları Müslümanlarla buluşturmak. Sağlıklı tamam. Haber kaynağı. Tabii. Aslında. Şey bu. Ve bunun içinde bir de belgeseller, konulu belgeseller yapalım. Orada işte 4 tane belgesel yaptık biz o zaman. 2008'den 11 arası. Almanya'da Türk İzleri diye bir şey yaptık. Almanya Treni diye bir şey yaptık. Kıbrıs'ta Vakıf Malları yaptık. Bir de Akif'in bizatihi uğraştığı Endülüs'te Moriskolar diye bir şey yaptık. Sonra işte bu Dünya Bülteni, daha yoğunlaştık oraya. Ve öyle başladı. Yani şeye kadar geldik, yani 2016'ya kadar. Dünya Bülteni tabii daha detaylı, daha ince biraz daha konuşmak isteyeceğim ama Dünya Bülteni'nden önce hiçbir yayıncılık faaliyetiniz oldu mu bu ticari şeyin dışında? Şimdi yayıncılık Çerçeve dergisi var. Faaliyeti ne oldu? Bizim işte yuva çevresinde çıkarttığımız İkbal diye bir şeyimiz vardı. Eğitim bültenimiz. O nasıl diyelim, kafasına göre yayın yapan. Öyle. Yani işte 90'dan 2000 herhalde 8 9'a kadar 27 sayı çıkardı o. Bir dönem yoğun çıkardı, bir dönem hafif çıkardı. Bir o var. Yani o çok da amatör diyelim. 1990'dan itibaren ilk o bilim sanatı bültenini bir dönem bayağı uğraştık Peyami ile beraber. İlk biz uğraştık onunla çıkarken. Sonra Peyami Vakıf'tan ayrıldı, Peyami Gürel. Vakfın bir ara Peyami şeyini yaptı, müdürlüğünü yapmıştı. Sonra o da hat işlerine falan çalışınca ayrıldı, daha o taraflara doğru kaydı. O bültende bir dönem uğraştım, hatırlarım. Sonra da arada bir yazdım oraya ama daha sonra bizim Ali Puzyo onu daha üstlendi. Daha kenardan durdum orada. 92'de Mustafa abi, Mustafa Özel İktisat İş Dünyası bültenini bizim İz Yayıncılık bünyesinde başladı. Aynı binadayız. Bizim matbaada basılıyor. Biz de Mustafa abiye tercüme yapıyoruz, yazı yazıyoruz filan. Konuları konuşuyoruz. Öyle bir süreç. İşte 95'te ben 94'te müsiyat yönetimine girdim. Ondan sonra o sırada bu yayınlarla filan ilgilendiğim için sen bununla ilgilenir misin dediler. Ben de seve seve atladım onun üstüne. İşte oradan herhalde 2003-2004'e kadar arada bir kesiklikler olmakla birlikte o çerçeveyle bayağı ilgilendim. Yani çerçeve benim açımdan şeydi. O da tabii çok düzenli, iki ayda, üç ayda bir yayın yapıyordu. Böyle haftalık, aylık şey yoktu. İzlenim dergisi kurulurken bayağı uğraştım. Yani o yine bizim Ahmet abiyle birlikte, tam ayrılma sürecimizde Ahmet abiyle. Ama onun kurgusunda çok uğraşmışımdır ben. Yani sonra işte oranın başına Yalçın'ı bulduk. Ben daha kenara çekildim, Yalçın Çetinkaya. Sonra işte 2001'de Küre Yayınları kurulurken onun ilk kadrosunda varımdır ben. Küre Klasik Vakıf şirketiydi o da. Yani yayıncılık şeyleri bunlar. Ama yani en yoğun ilgilendiğim işte çerçeve, İkbal diyelim. Biraz da bilim sanat bülteni. Onun dışında yani bunlar hep yayıncılık tecrübesi ama böyle işte ne kadar çok önemli proje bilmiyorum da ama benim açımdan işte deneyim bunlardı yani. Çerçeve az evvel de şey konuştuğumuz gibi ilginç bir dergi. Yani müsiat gibi bir kurumun altında çıkmış bir dergi ama işte kurumun ana yapısı ya da ana misyonunun çok da dışında, yani çok daha farklı bir yerde duruyor. Çerçeveyi o bağlamda nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi müsiatın çıktığı zaman bizim aynı zamanda bir İslam iktisadı ile ilgili, ya Müslümanların iktisadi hayatta var olmalarını ifade eden bir dernek müsiat.
işte 80 sonrası Müslümanlar biraz daha para sahibi olmaya başlıyorlar Türkiye'nin şartları içerisinde. İşte 90 yılı başında bir nevi TÜSİAD'a karşı bir hareket olarak çıkıyor MÜSİAD. Hem Müslüman iş adamlarını örgütlemek hem onlara bir teorik bir altyapı sunma derdi olduğunu da düşünüyorum ben. Ama tabii onun nasıl yapılacağıyla ilgili de çok netlik yok. O teorik tarafı en iyi sağlayanlardan biri bizim sağ olsun rahmetli Adnan Büyükdenizli. Baraka'nın genel müdürüydü. İşte 2009'da vefat etti Adnan. Mustafa abi orada çok etkiliydi, Mustafa Özel. Ondan sonra bizim Davutoğlu o işten içinde çok vardı. Yani danışman şeyin içinde. İşte ben yönetim kurulunda işin o tarafa çekilmesiyle ilgili uğraşıyordum. Yani mesela bizim talebeliğimizden beri zihnimizde şöyle bir kurgu vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde üç tane büyük vasıf var. Alimlerin alimi, efendim, tacirlerin taciri, emirlerin emiri. Tamam. Ha bir de dördünü de koyabilirsin. Bütün mutasavvuf şeyhlerin de şeyhi. Onu da koyabilirsin ama onu çok formüle etmen Türkiye şartlarında şey değil ama bu üç önemli. Emir, alim, tacir. Zaman içinde İslam dünyasında bunların hepsini üzerinde tutan adam pek yok. Yani halifeler de var belki. İşte Hazreti Ebubekir'in hem tasavvuf yönünde var, hem imam, hem şey ticaret ehli filan. Belki biraz Hazreti Ömer ama sonrasında hepsi yok. Hazreti Ali'de de belki biraz olabilir ama tüccar tarafı ne kadar var bilmiyorum onun. Şimdi bunlar sonra ayrılmış. Yani birisi hilafet olarak devam etmiş, birisi icazet sistemiyle ilim gelmiş. Tasavvufta farklı tarikatlarla gelmiş. Ha, şimdi Müslüman bir dünyada anlamlı bir şey olacaksa, hareket olacaksa bu bütün üçlünün birbiriyle anlamlı bir ilişkinde olması lazım. Ne zaman anlamlı ilişki olmuş? Müslümanlık yükselmiş. Ne zaman kavga etmişler? Tekke, medrese kavgası olmuş, iş adamıyla bilmem ne kavga etmiş falan. Çökmüş bizim Müslümanlar. Ya biz böyle bir şey yapmamız lazım. MÜSİAD da bunun tacir ayağı. Şimdi ama tacirler öyle bir olmalı ki ilim hayatıyla da siyaset hayatıyla da bir ilişkileri olmalı. Benim tezim bir de şuydu. Bu ehramsa bu, bunun en yükseğinde ilim olacak. Yani biz ticaret ehli olsak da ilime saygılı bir ticaret ehli olmalıyız. Hem onlarla bir ilişkimiz olacak ama ilmi öne tutalım. Yapacağımız için de teorik zemini düzgün yapalım. İşte o zaman o Medine pazarı şeyi iyiydi. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gittiği zaman Medine'de pazara üç tane şey söylüyor. Bu pazardan vergi alınmayacak diyor. Kimse köşeleri tutmayacak diyor tekelciliğe karşı. Ve Müslümanlar birbiriyle alışveriş edecek. Şimdi bizim MÜSİAD için 90'lı yıllarda çok önemli bir şeydi bu. Birbiriyle alışveriş edeceğiz. Tekelciliğe karşıyız. Tamam mı? Ve şey... Ne Müslümanlar alışveriş, birbiriyle alışveriş edecek, tekelciliğe karşı olacak. Öbürü neydi? Vergi alınmayacak. Yani zekat çünkü bizde var. Şeyden vergi yok. Bunu savunuyoruz. Tabii bir iktisadi sistem tamamen bunun üzerine kurulmaz ama bu önemli bir şeydi. Bunun arka planını da döşememiz lazım. İşte faize karşı ortaklıkları geliştirmemiz lazım. Bu önemli bir şey. O zaman işte finans kurumları gelişiyor. Çok ortaklı firmalar kuruluyor. MÜSİAD onlara destek oluyor. Bir de dünyanın farklı yerlerinde bunlar nasıl yapılıyor bakalım. O zaman MÜSİAD Pakistan Business Forum diye bir yerle ilişki kurdu. Bu şeylerin, Cemaat-i İslami'nin bir yeriydi o. Onunla kurdu ve International Business Forum diye bir yapı oluşturdu. Dünyanın farklı yerlerinden Müslüman alimlerin işte konuştuğu bir forum. Mesela 96 veya 97 fuarında böyle güzel bir toplantı yapıldı İstanbul'da. Bütün hocaları falan topladık biz. Ben mesela onunla bizatihi ilgilendim. Bizim şeyde onun danışmanıydı Davutoğlu o zaman. O toplantının sürekli devam etmesi niyetimiz vardı. Hem bir yerden fuar olacak, bir yandan da onun ayağında bir forum olacak. Mesela bizim işte şeyimiz, araştırmalarımız ve dergimiz bunları destekliyor. Fikri olarak da bunu destekleyen bir yapımız olsun. Bir yandan da millete iş yaptıralım, para kazansınlar filan. Ama buraları zamanla biraz ağır geldi millete. Yani teorik taraf. Sonra biraz hafifletildi o International Business Forum şeyi. Daha network'e yönelik oldu. Mesela o zaman ben çok asılıyordum. Bakın bu
teorik taraf olmazsa yarın bu iş şey olur yani. Birilerinin dediğini yaşamak zorunda kalırız. Tabii 90'ların Türkiye'si mesela 2000'lerde bu değişti. Şimdi biz Avrupa Birliği'ne o zaman müsiyat Avrupa Birliği'ne karşı mı değil mi dediğinde şunu diyorduk. Avrupa Birliği önemli ama bizim illa girmemiz mi lazım? Bu bir medeniyet projesi. Yani çok da öyle atlamayalım üzerine diyorduk. 2000'lerde Türkiye'nin, bizim Müslümanların iktidarı Avrupa Birliği'ne girmek istedi. Bütün Müslümanlar onu çok önemli gördü. Şimdi burada iş adamları derneklerine de yeni bir şey söylemesi gerekiyordu. Onlar hayır bu iş kötü diyemezdi. 2000'lere yönelik teori ne kadar geliştirildi o şey. Ben hep soruyorum arkadaşlara. Bakın 90'larda Medine Pazarı bizi götürdü. 2000'lerde hadi bakayım ne diyeceğiniz global dünyada Müslümanlar birbiriyle alışveriş etsin dediğin zaman ihracatımızın %50'si Avrupa Birliği'ne yönelik. Adamlarla ortaklık yapıyoruz. Türkiye'ye gelip ne diyeceğiz? Buna bir şey dememiz lazım. Mesela arka taraf çalışmaları bence yılların gelişmesiyle ve Türkiye'nin dünyaya entegrasyonuyla hızlı bir şekilde yürümedi. Oralarda havlu attık. Şu anda oraların mesela İLEM'de falan yapılıyor biraz İslam iktisadı çalışmaları. Birkaç yerde daha var ama çok kuvvetli değil. Acı bir şey o. Ama 90'larda bununla ilgili derdimiz fazlaydı. Mesela çerçevede çok böyle sayılar vardı. Bir şeydi evet. Birçok işte sağdan soldan yazılar alıyordum ben, tartışmalar yapalım. Orada perşembe toplantılarda bunları konuşuyorduk filan. Yani çerçevenin böyle bir teorik meseleleri de konuşan ve müsiyatın dışarıya bakan yüzü, bir fikir hayatının resmini veren bir yer gibi bir konumu vardı. Benim zihnimde öyle bir yere oturtuyordum. Ben millete de öyle söylüyordum. Bak bundan böyle bir şey bekleyelim. Ha bir de bültenlerimiz vardı bizim. Bu bülten tamamen içe dönük olsun. Şubelerin resimlerini yapalım, aktif şeylerimizi anlatalım, işte toplantılarımızı anlatalım, resimler çekelim bilmem ne. Buna bu ayrı bir şey. İşte sektörel dergiler çıkaralım. Bu pratik. Öbürü daha teorik. Buna çok dokunmayalım. Mesela Osmanlı'nın kuruluşunun 700. yılıydı değil mi? 1999. Ona yönelik çok güzel bir sayı çıkarmıştık mesela. Baba bir sayıydı o. Yani benim açımdan Türkiye'nin tarihiyle barıştığı bir zamanda Osmanlı'nın 700. yılı. Devlet kutladı çünkü onu. O zamana kadar biz hep ilkokulda tarih kötüydü bizim için. Mesela buna biz bir nevi karşıladık onu. Onunla ilgili seminerler falan yaptık. Yani karınca kararınca mesela eğitimle ilgili raporlar oldu müsiyatın. Dediğim gibi teorik birçok şeyle ilgili şeyleri oldu, çalışmalar oldu. O araştırma şeyinde de ben mesela bir araştırma ve yayın komisyonu başkanıydım. Bu araştırmalarla da yoğun ilgilendik bir dönem. Yani orada benim fonksiyonum şey oldu. Hani hem iş yapan hem de işte düşünce hayatıyla müsiyatın ilişkisini kurmaya çalışan bir yönetim kurulu üyesi misyonum vardı benim kendimce. Böyle dergi de ona şeyden bir yayın organıydı. İçi de öyleydi baktığınız zaman. İşte tarih de vardı içinde, teori de vardı. Efendim röportajlar ona göreydi. Sanatla ilgili alanlarımız vardı. Filan böyle bir uğraştı yani. Fasulye yayıncılıkta şimdi Çerçeve dergisi dediniz. İktisat dergisi vardı. Sonra bilim sanat bülteni, vardı. Arada geçti. Bunlarda zaten bir deneyim varlığımız oldu. Evet. Vardı. Daha sonra 2000'lere geldiğimizde artık İşte bu dijital dünya, yayıncılık, dünya bülteni onların üstüne oturan bir şey oldu. Yani. O ekibe birazcık bahsetmiştiniz. Bir girizgah yaptık aslında az evvel ama tekrardan o ekipte kimler vardı, nasıl kurdunuz, temel motivasyonunuz dünya bülteni neydi? Için evet. Diyorsunuz. Dünya bülteninde aslında temel şey yani düşünce itibariyle Akif Emre ile bizim şeyimizdi. Başladığımız bir şeydi. Yani yapalım, Akif Emre de ona uygun bir şeyi var. İşte Kanal 7'de dış haberler şeyinde bulunmuş. Bir dönem İngiltere'de yayıncılıkla ilgili kendini geliştirmiş. Efendim işte yayın evlerinde yöneticilik yapmış. İnsan'da bulundu Akif. Bizim Küre'de bulundu rahmetli. Bizim bir de 90'ların 80'lerin sonunda İslam dünyası ile ilgili bir ansiklopedi çalışması vardı şeyin. İslam dergisi, İskenderpaşa grubunun. Ben o 35. yılda yazmıştım onu. Hı hı. Akif o projenin başındaydı. O güzel bir dergi şey olacaktı, ansiklopedi olacaktı. Hatta ben orada 5-6 tane madde yazdım. İşte Filistin maddesi, Türkiye'nin Orta Doğu ilişkileri, Ürdün, Suriye falan o maddeleri de ben yazmıştım.
Hatta Akif bana telif vermişti o zaman, hiç unutmam. Orada öyle bir şey de vardı. Onun sonra o dergi çıkmadı. O şey, ansiklopedi çıkmadı. Yani Akif'in İslam dünyası ile ilgili böyle yoğun bir tarafı vardı. İşte Yeni Şafak'ta falan yazıyordu zaten. Böyle bir şey yapalım mı? Yapalım. Nasıl yapalım? Farklı bir sesimiz olsun. Haberleri en hızlı vermek telaşında olmayalım. Ama haberleri arka planıyla veren bir şeyimiz olsun. Bir de o zamana kadar pek görülmeyen haber analizler yaptıralım dünyanın farklı yerlerinde. Bununla ilgili işte Pakistan'dan, Amerika'dan, Afrika'dan, efendim işte ne bileyim İran'dan olabildiğince arkadaşlar bulup orayla ilgilenen, onlara haber analizi yazdıralım. Bunlara belli bir bedel de ödeyelim ki yani iyi olsun bu. Dünya Bülteni'nin bence en önemli tarafı, dediğim gibi, illa aceleyle haberi en erken, çünkü sitecilikte en önemli iş haberi en erken girip tıklama çok almak. Yani çok tıklama telaşımız olmasın. Bunu dışarıdan alacağımız reklamlarla finanse etme gibi bir derdimiz yok. Şey zaten sağlıyor bunu belli bir alana kadar, ama zaman içinde bir miktar reklam olursa kendini döndürmede faydası olur. Acelemiz olmasın buna. Ama haberi düzgün veren ve arka planıyla veren bir site olsun. Dünya Bülteni böyle başladı. Ondan sonra... Şunu merak ediyorum. Şimdi dijital yayıncılık 90'ların ortalarına doğru Türkiye'ye geliyor. 90'ların sonlarında işte büyük gazetelerin dijitale geçiş süreci var. Aslında çok yaygın bir şey değil. Yani 2006 değil mi? 2007. 2007. Ya 2007'de yaygın değil. İslami camiada neredeyse yok. Yok gibi. Yani hani çok yeni bir şeydi karşılığın. O ya. Niye dijital yayıncılık? Yani niye mesela başka bir ki basılı yayıncılık ya onlar da var, masrafı var. Falan da çok onların. Yani mesela bir gazetecilik yoğun bir şey. İşte bir yıl adam çalıştıracaksın, her gün basacaksın onu. Dağıtım işi çok dert bir şey. Mesela dağıtım falan çok dert. Yani basmanın ötesinde bizim en önemli sorunlarımızdan biri dağıtmak. Biz bunu Cafcaf'ta yaşadık. Mesela 2008 sonuyla 2000 kaçtı bakayım? 2013 müydü? 2013'e kadar. 4-5 sene Cafcaf diye bir mizah dergisiyle uğraştık. Onu çıkartmak kadar dağıtmak çok büyük bir dertti. Orada gördüm ben onu. Yani 5000 tane satıyorduk ama ölüm yani onu böyle dağıtmak, ulaştırmak, abone olana vermek. İzlenimde falan da ben çok görüyordum onu. Dağıtmak büyük bir dertti. Mesela vakıf dergileri de postayla gönderiyorsun. Onun bir günlük şeyi yok ama bu haber dergisinde onun zamanında ulaştırman lazım. Ya gazete çıkaracaksın, gazete gücün yetmez. Dergi de eskir. Yani haftalık bir dergi de eskir. O da kolay bir şey değil. Dolayısıyla bu dijital bize, bir de hayalimiz şey tabii, bir haber merkezi kurmak şeyi var ya, olay da dijitale doğru kayıyor. Böyle bir şeyle girelim. Geriye dönük düşünüyorum, buydu yani şeyimiz. Daha kuşatılabilir bir masraf şeyimiz olsun. Yani bir de diyelim mesela bizim Dünya Bülteni'nde ilk başlarda belki işte aylık 20-30 bin liralık bir şey düşünürken o bir anda belki 2 misline çıktı. 6-7 tane adam çalıştırdık, haberlere para veriyoruz. Efendim işte abone oluyorsun şeylere, işte Anadolu Ajansı'na, İhlas'a, bilmem işte Doğan Haber Ajansı'na. Haber. İngilizcesi var, Reuters'a abone oluyorsun, onlar hepsi şey istiyor. İşte Arapça bölüm var, bir tane Arapça da Reuters'tan alıyorsun. Anadolu Ajansı'nın henüz Arapçası yoktu. Şimdi bunların hepsi ciddi bir masraf kalemi. Yer tutmuşsun, kiran var, herkese iyi kötü telif ödüyorsun. İşte yemesi, içmesi, sigortası, bilmem nesi filan. Yani 10 kişiye yakın bir kadroydu bizim. Kısa bir sürede 10'a çıktı. Fena bir masraf değildi yani. Öyle yani yanımızda birisi bizim desteklemezse altıcık bir iş değildi o. Şimdi millet herkes göz önünde yazanı, çizeni, duranı görüyor. Ama arka plan her ay, ayın birinde oraya bir para gelecek ve insanlar onu vereceksin. Onu vermezsen kimse de yazmaz oraya. Aynen böyledir de yani. Hatır için bir gün, iki gün, üçüncü gün teşekkür ediyorum. Bulamazsın kimseyi. Böyle de bir dünyadır o. Dolayısıyla kuşatabileceğimiz, kapsayabileceğimiz bir alandı ve bence de iyi olmuş yani. İyi ki de oradan girmişiz. Öbürü ne kadar beceredik bilmiyoruz. Bir nefesimiz yetmezdi. Mesela 4-5 bin tane tıklayıcısı vardı biz Turan'la ilk başladığımızda Dünya Bülteni. Az değil. Turan
Turan Kıştakçı ilk kurmuş onu. 11 dilde başlamıştı. Sonra biz tanıştığımızda işte sen de bu iş içinde ol dedik. O da kabul etti. Ondan sonra ama bir şirket olsun. İşte ona da bir hisse verdik. Bakalım dedik bizim bu ticari bir şeyimiz yok. Tamam maaş vereceğiz çalışanlara falan ama buradan bizim açımızdan bir ticari beklenti yok. Böyle bir telaşımız da olmasın. Derdimiz buradan bir şey kazanırsak da buraya yatırım yapacağız. Tamam mı? Tamam. O da zihni şey bir adamdı yani. Dört bir tarafla ilgili ortalığı falan takip eden bir arkadaştı. Orada şey olmadı. Yani işte Akif falan o tutmadı. Sonra ona darıldı. Benle şey etti falan. İlişki bozuldu. Ben ayrılacağım falan dedi. O sırada biraz sancılı oldu ayrılması yani. Bir didiştik bir miktar. Neyse sonunda bir şekilde anlaştık. Ayrıldı. O sonra kendi Time Türk diye bir yer kurdu. Biz tabii o 11 dili azalttık. 3 dile indirdik. Ondan sonra işte Arapçasıyla İngilizcesi. Tabii ikisi de zordu mesela. İngilizce hani Türkish İngiliz kolay. İngiliz kolay değil. Yani İngilizler okuduğu zaman ha evet bu bana hitap eden bir şey demesi lazım. O tür insanları bulmak kolay değil. İşte makalelerin İngilizce yazılması kolay değil. Sadece haberin ötesinde. Onlar biraz yoruyordu yani. Bayağı o işte yorulduk. Arapça da aynı şekilde. O da zordu yani. İşte Mısır'dan bir arkadaşımız, Mısır'da Anadolu Ajansı'nda şeyi olan, bahis yöneticisi olan bir çocuk vardı. Onun üstünde uzun dönem şey ettik. Bir tane Suud'dan bir arkadaş vardı. İşte İstanbul'dan birkaç kişiye destek oluyordu. Yani üç dil esasında zor bir şey. Kolay değil. İlk büroyu nerede kurdunuz? Şeyde, Beşiktaş'ta yani. Sabah gazetesinin hemen arka tarafında bir yerdeydi yerimiz. Barbaros'taydı. Yani Dünya Bülteni'nin diyebileceğim işte en ayrım noktası, köşe yazarı çok yapmayalım demiştik Akif'le. Orada biz geldiğimizde bayağı köşe yazarı vardı. Köşe yazarların büyük bölümüyle yolları ayırdık. Dedik ki analiz yazarları olsun. Ama daha sonra birkaç kişiyle yine köşeye yakın bir şeyimiz oldu. Belki orada bir ufak şey değişikliğimiz oldu yani. İşte Cihan Hanım yazdı bayağı bizde. Uzun bir süre Ali Bulaç bizde yazıyordu. Ali Bulaç bizde siyasi değil, daha İslami teorik yazılar yazdı hep. Sonra işte onun o zamandaki şeyi, son bu olaylar, hani işte cemaatin terör örgütü olma safhasına geldiği noktalardan sonra dedik Ali abi biz yani taşıyamayacağız seni. O da anlayışla karşıladı. Dedik abi yazıları keselim yani. Sen burada tamam siyasi bir şey yazmıyorsun ama yoruluyoruz dedik yani. Ki yani Ali Bulaç en son FETÖ'cü olacak adamdır insan olarak. O yani konjonktürel olarak onlarla bir şey oldu ve kötü bir tarafta kaldı nihayetinde. Ama hani ne kadar sevsek de Ali abiyi şey demedik yani ayrıldık o zaman ondan. O bile sonra aleyhimize bir tomal laf söyleyenler oldu. Ali Bulaş değil de işte bu FETÖ'cüleri yazdırıyorlar falan diye. Düzenli yazan bir ara Ahmet Mercan işte haftada bir iki yazdı. Mustafa Şentop mesela bizde hukuk yazıları yazdı. Yani ama çok köşe yazarımız yoktu. Düzenli bunlar yazdı. Geri kalanlar bayağı analiz yazarlarımız oldu. Mesela o Mahmut Osmanoğlu vardır şimdi şeyde Anadolu Ajansı'nda. Mehmet Öztürk. O mesela Pakistan konusunda iyiydi. Ondan sonra işte Mısır'dan o Aydoğan Kalabalık iyiydi. Hakkı Uygur falan vardır. Onlar işte İran'la ilgili yazar. Yine Afrika ile ilgili bir arkadaşımız vardı. Böyle bir şey kadromuz vardı. Daha sonra Kuzey Haber Ajansı 2012'de başladıktan sonra Kuzey Haber Ajansı'nın 13 tane ülkede ofisleri vardı. TRT'ye program yaptığımız yerde. Biz oradan Dünya Bülteni'ni çok beslemedik o zaman. Yani oradan direkt oraları haber merkezi gibi kullanıyorduk. Yani diyelim Rusya'dan arkadaşımız Kuzey Haber Ajansı'na haberi gönderiyor. Onun bir bölümünü de Dünya Bülteni'ne gönderiyor. Bazen oralardan analizler yazdırıyorduk. Mesela orada işte Pakistan, İran, Kudüs, ondan sonra Erbil, Şam, hep buralarda bizim şeyimiz vardı ve direkt haber alıyorduk. Mesela bence o 2012 sonrası Dünya Bülteni'nin
dünyaya olan yelpazesi çok gelişti. Onu bir muhabir sistemiyle mi yapıyordunuz yoksa yani oradan zaten network'ünüz üzerinden? Kuzey Haber Ajansı'nın orada ofisi vardı. Yani bizim orada en az 3 tane adamımız var TRT ile anlaşmamız gereği. Her gün onlar televizyona yayına çıkıyorlar. İşte şeye kamera karşısına geçiyor, yorum yapıyor. Kameramanlar da program çekiyorlar. Biz buradan işte şuraları şuraları çek diyoruz. Onlar çekiyorlar. Şeydeki Mercan'daki ofiste stüdyoda onlar haberleştiriliyor, sunuluyor. Oradan gelen haberler site formatında da şeye gidiyor. Dünya bültenine gidiyor. Yani Dünya Bülteni'nin diğer coğrafyalarla olan ilişkisini aslında 2012'den sonra bu çok faydalı oldu esasında. Çok işimize yaradı o bizim. Hatta oralardan çektiğimiz üçer dakikalık şeyler vardı. Mesela Devre Alem diye bir de kültür programı yaptık. Onun için üçer dakikalık konular seçip onları bizim sitelerde yayınlıyorduk. O da çok ilginç bir şeydi. Mesela çok kişinin dikkatini çekemedi o. Hala ona hayıflanırım. Yani siz mesela Balkanlardan o haftanın 3 dakikalık şeyini, kültür şeyini çekiyorsunuz ve onu Dünya Bizim'de yayınlıyorsunuz. Dünya Bülteni kültür bölümünde yayınlıyorsunuz. Adam tıkladığı zaman Balkanlarla ilgili çekilmiş bir şey görüyor. Anlık. Harika bir durum, tamam mı? Ya yırtınıyorum ben, seyretmiyor adam. Ya bundan daha iyi bir şey yok filan. Yok. Ya istediğim tıklamayı alamıyordum mesela. Ha, tabii kendi belki şeyimiz yani duyurma problemimiz veya sosyal medyada bayağı sosyal medyada da ciddi aktivite yaptık o zaman. Yani bizim sosyal medya hesaplarımız işte 50 bin, 60 bin, 100 bin. Mesela İngilizce'nin 900 bin beğenisi vardı. Şey, büyük bir rakam bu yani real hem de fake falan değil yani. Oralardan bayağı son dönemde duyurabiliyorduk bunları. İşte oradan adam giriyor, link veriyorsun falan. Ya bu iş böyle hakikaten düşünüyorum şimdi konuşurken debeleniyorsun yani. Bir şey ben şey diye söylerim, benim oğlan çok güler de. Ya diyordum bu internet medyacılığı, sosyal medya tavuk gibi diyordum. Bir yumurta yaptığın zaman gıdaklayacaksın ki yumurta yaptığın anlaşılsın. Yoksa kimse fark etmiyor. Onun için bir şey yaptığında işte sosyal medyada orta burada bağırıp çağırman lazım ki adam ilgi duysun. Yani hakkı olan ilgiyi duysun. Yani hakkı olmayan bir şeyi duysun istemiyorum. Ama yani bütün o hem sosyal medyanın da hem de dijital yayıncılığın özellikle haber analiz yayıncılığı üzerinde yapılan çalışmaların ilk örnekleri bunlar. Yani siz aslında her şeyin bir şekilde ilkini de el yordamıyla diyelim. Bir de burada mesela bir tane şeyi atlamayayım. DÜBAM diye bizim bir şeyimiz vardı. Evet. Onun da şeyi şu. Evet. Mesela bu MÜSİAD'da International Business Forum diye bir şey başladığımızda orada derdimiz şuydu. İslam ülkesinin, İslam dünyasında farklı ülkelerde bizim analiz merkezlerimiz olsun. Buralarla ilgili biz iktisadi, sosyal olayları raporlar yaptıralım ve birbirlerine bunlar farklı ülkeler istifade etsin. Bu benim zihnimde bir şeydi. Bunu Akif'in de tabii kafasında buna benzer bir şey var. Ya biz DÜBAM'ı bir şey gibi yapalım. Dünya Bülteni Araştırma Merkezi gibi bir şey yapalım. Tamam. Orada iktisattı. Burada içine siyaset, sosyoloji de koyalım. İlk başta ismine merkez demeyelim. Merkez iddialı olur. Masa diyelim bunun ismine. Ve bu haber analizleri biz dosyalayalım. Tamam. Bununla ilgili bir şeyimiz oldu. Ve bunları dosyalamaya başladık. Mesela işte Arap Baharı dosyası, efendim işte Kuzey Afrika dosyası, Orta Doğu dosyası, Rusya dosyası, Çin dosyası gibi haber analizleri yazdırıyoruz. Bir de tercümeler çok yaptırıyoruz o zaman. Akif sağ olsun seçiyor. Sağdan soldan geliyor linkler. Onları tercüme ettiriyoruz. Onları sonra toplayıp dosya yaptık. Yaklaşık bizim orada 150'ye yakın dosyamız olmuştu. Mesela onlar çok kıymetliydi. Şu anda mesela onların linkleri bulunmuyor. Fatih'e saracıyor diyorum. Fatih bunlar bulunmuyor diyorum ya. Karıştı onların. Başka bir server'a taşıyınca çoğu linkler bulunmuyor. Ama bir dönem onlar o kadar bence kıymetliydi ki benim büyük oğlan işte üniversitede hocalık falan yapıyor. O master tezlerinde falan baba diyordu Orta Doğu tezleri yapanlar çok istifade ediyor diyordu. Yani siz orada mesela bunu şu anda o Orta Doğu günlüğü diye Tuğba Kor diye bir hanım var mesela. O gayet güzel yapıyor bunu. Bütün topluyor. O bize göre daha iyi yapıyor. Biz mesela DÜBAM onun ilk şeylerinden biriydi.
yazıları topluyorsunuz, tercüme ediyorsunuz, dosyalıyorsunuz. Mesela o açıdan bence ilkti o. Sonra bir de biz şey yaptık bir kere. 2014'te Dünya Bülteni yuvarlak masa toplantıları. O da önemliydi. Ayda bir kere konulu, herhalde bundan 15-20 tane yakın yaptık. Bizim Aynur Erdoğan diye bir hanımefendi var. Şimdi şeyde, sosyolojide öğretim görevlisi oldu, oraya girdi. Doçent falan oldu yanılmıyorsam. O bu Dümam'da çok iyi bir şey yaptı sağ olsun Aynur Hanım. Mesela onların derlenmesi, toplanmasında bayağı bir faydası oldu. Ondan evvel bir Ertuğrul diye bir arkadaş vardı. O da iyiydi. O gitti. Sonra Aynur Hanım geldi. O toplamada yani Akif'in de şeyiyle, tabii yönlendirmesiyle, Akif'in de orada rahmetlinin şeyi iyiydi bayağı. O dosyaların bir bölümünü bastık biz. Yaklaşık onun herhalde böyle küçük şey gibi. Burada yok onlar. Burada yok değil mi? Onlardan bir de postalıyorduk millete. Yani gönderiyorduk. Ama sitede de şey olarak var onlar. Ne diyeyim İşte size? Yani. Dosya olarak var. İndirilebilir PDF dosyası olarak. O mesela yuvarlak masa toplantılarında diyelim 3 kişiyi çağırıyorsun. Aynur Hanım yönlendiriyor. Oradan bir yuvarlak masa yapılıyor. Videoya çekiyoruz onu. Video olarak da var. Şeyi de var. Yazılı hali de var ve basılmış da yaptık onlardan bir dönem. O da mesela kıymetliydi. Sonra bir de şu önünüzdeki Dünya Bülteni, Dünya Bizim şeyleri var ya. Onun gibi bir ara hem Dünya Bizim'de hem Dünya Bülteni'nde bunları Bahçelievler Belediyesi ile yaptık. 2014'te onlara teklif ettik. Dedik ki sizin salonda yapalım. Ayda bir efendim bir kültür programları yapalım Dünya Bizim için. İşte kültür yayıncılığı, sinema, geleneksel sanatlar, dergicilik falan diye. Bir de Dünya Bülteni'nin o aylık yuvarlak masalarını orada yapalım. Aynı zamanda bizim Kuzey Haber Ajansı'nın canlı yayın arabası vardı. Onu da Bahçelievler Belediyesi'nin oraya koyuyoruz. Oradan internet üzerinden canlı yayınlıyoruz. Müthiş bir şeydi bu ya. Fakat tabii duyuramıyorsun. İzleyen az. Diyelim ki işte 2000 kişi giriyor. O kadar uğraşma değer mi bu? Yani o Dünya Bülteni'nin 4-5 tane yaptık. Baktık gelen giden pek olmadı. Yani salon boş. Adamları getiriyorsun konuşma dedik, tekrar onu içeriye çektik. Bunda da öyleydi ama buna devam ettik. 7-8 tane. Kaç tane? 1-2-3-4-5-6-7-8. Sonra bunu belediye kanalıyla kitaplaştırdık, dağıttık. Bu da mesela hoş bir çalışma oldu. Yani Dünya Bizim'de de. Dünya Bülteni'nde de işte bunu Dünya Bülteni'nce tarafını birkaç tane yaptık ama orada çok gelen giden olmayınca durdurduk onu. Ama bizim büroda devam ediyorduk onu. Yani büroda oturtuyoruz. İşte çekiyoruz onu. Videoya alıyoruz. Hem videoda yayınlıyoruz hem kitaplaştırıyoruz. O da mesela bunu yapan yoktu yani. Bu Dünya Bülteni'nin biraz daha iç işleyişiyle ilgili birkaç şey merak ediyorum aslında. Mesela? Akif Bey başında. Tabii yayın yönetmeni Akif orada. Mesela patronu. Oradaki editoryal yapıyı, gelen giden yazıların birikmesi ve onların elenmesi süreçleri. Şimdi orada şey şu, ben sütre gerisindeyim. Ben girmiyorum. Şimdi Akif çalışma tarzı itibariyle işine hiç müdahale ettirmeyen bir adamdı. Yani mesela benim admin paneline girmemi bile bir ara istememişti. Girme, olmaz. Ya olur mu öyle şey falan? Neyse, zorla girdim oraya. Yani girmeyeceksin kardeşim. Tamam. Ben usul gereği Akif dışında oradakileri hiçbir şey söylemezdim. İşte söylesem Akif bırakır gider. Yani ama Akif'e güveniyoruz. Biz Akif'le haftada bir konuşuyoruz. Yani genel şey şu. Yapacaklarımızı haftada bir konuşuyoruz. Ama oranın yönetim içerik patronu Akif. Tamam. Ben izliyorum ve onlara şey yapıyorum. Şöyle olsa böyle olsa diyorum. O dinliyor. Bazen didişiyoruz. Ama onun o şeyine karışmıyorum. Karışsak olmaz. Yani Akif olan şeydi. İçerik patronuydu. Ben onlara işte bir şey görünce gönderiyorum. Link şey olarak. Yardımcı unsur olarak. Erhan'ın fonksiyonu orada o. Haftada bir toplantı. Bazen çok didiştiğimiz zaman karar şeyi şu. Abi çok sıkışıyor. Son söz benim olacak. Onu kabul etmişti. Ama öyle bir şey de gelmemiştik. Yani aramızda yani ne yayın politikası olarak ne bir şey olarak bir şeyimiz hiç olmamıştı sağ olsun rahmetliyle. O işte ilişkide kurduğu şeylerimiz var. Haber analiz yazarlarımız var. Bir tane haber müdürümüz var Akif'ten sonra. Yaklaşık 7-8 kişiye oluyordu. Bazen biraz arttı, bazen şey etti. İşte Arapçacımız var.
İngilizcemiz var. Bazen bir, bazen iki tane. Efendim, dört veya beş tane şeyimiz var. Editörümüz var. İşte biri diyelim ki haberleri giriyor, biri ekonomi haberlerini giriyor, öbürü bilmem kültür haberlerini giriyor. Onları maestro olarak Akif yönetiyor. Şey bu. Şeyle ilgili, Dübam'la ilgili bir tane Dübam sorumlumuz var. Efendim, şeyleri dışarıdan alıyoruz. Kültür sanat haberlerini dışarıdan birisi sürekli toplayıp gönderiyor. Mesela Asım Öz vardı. Asım Öz haftada bir filan bir şey yazardı. İşte edebiyatla ilgili bir şey yazar. Onun gibi Akif'in böyle şeyleri vardı. Mesela iktisatla ilgili işte bizim Yaşar Süngü, Fevzi Öztürk filan gibi arkadaşlar iktisatla ilgili şeyler gönderir. Ama büroda 8-10 kişi var. Diğerleri dışarıdan alıyoruz. Akif onları hamur yapıyor ve sunuyor. İşte haftada bir, bazen iki içerik üzerinde konuşuyoruz. Böyle bir yapısı var Dünya Metin. Bir nevi gazete gibi yani esasında. Evet. Hani şey öyle. Bu işte yaklaşık herhalde 2015'e kadar, 2015 sonlarına kadar böyle devam etti yani. İşte sonra o işte Dünya Bizim'in şeyi oldu. Yani genç yüzü yapalım dediğimizde evet, dünya başladık falan. Yani Dünya Bülten'de başka bu yeterli oldu mu sizin açınızdan? Evet, işte evet, gayet ilgili. İyi. Ha, yani genelde sitelerin şeyi de budur. Peki Dünya Bülten'in kendi dönemi içerisinde özgün nitelik olarak taşıdığı şeylerden biri haber analiz aslında. Yani standart haber analiz, bir haber çekim. Dübam. Dübam. Evet. Yani en belki şey o işte yuvarlak masa toplantıları. Birkaç yazarı iyi. Mesela Cihan Hanım hani kendi aslında bir ekoldü. O iyiydi. İşte Ali Bulaç bir şey tutuyordu. Ahmet Mercan kısmen daha işte edebiyat, kültür yazıları şeydi. Yani birkaç tane çok nitelikli tam yazar gibi değil ama belli aralıkları düzenli yazan kişiler bence önemliydi orada. Mesela Akif kendi yazılarını hep Yeni Şafak'tan koyardı. Akif oraya özgün yazı yazmıyordu. Bunların tabii İngilizce ve Arapça olarak da bunların tercümeleri. Ha bir de tercümanlarımız, yani birkaç tane iyi tercümanımız vardı. Onlar bayağı iyiydi yani o noktada bize destek olan tipler olarak söylüyorum. Başka orada özgün geriye dönüp bakıyorum da ne vardı? Herhalde bunlar aklımıza gelen yani. Sonra Dünya Bizim'i kurdunuz. Dünya Bizim 2008. 2008'de Dünya Bizim. Onunla ilgili de önce biz birkaç tane genç toplantısı yaptık. Yani bizim oğlanlarla da konuşarak işte okullarda, çeşitli vakıflarda, derneklerde gençlik çalışması yapan kişileri bir iki toplantıya çağırdık. Dedik ki biz böyle bir şey düşünüyoruz. Dünya Bülten'in içinde veya müstakil bize ne desteğiniz olur filan. Böyle bir şey olsun istedik. Yani bir ihtiyaç var mı yokladık. O çağırdığımız ekipten yani iyi olur, faydalı olur filan dediler ama mesela oradan o siteye taşıdığımız az sayıda adam oldu. Yani sonra birçoğu devam etmedi orada. Belki en devam eden bizim Mehmet'ti. O toplantıya gelenlerden biri. Mehmet'in yakın çevresinden birkaç arkadaş. Farklı cemaatlerden gençler çağırdık oraya. İşte farklı vakıflar, dernekler hani değişik bir şey olsun, ses olsun diye. Orada en lokomotif adam Asım'dı. Yani Asım Gültekin'di. Asım bir lise, ortaokul lise öğretmeni. Gençlikte iyi bir teması var. MGV geleneğinden geliyor. Efendim daha evvel İz Yayıncılık'ta bu tür dergi falan yapmış. Oradaki şeyi kendine göre bir network'ü var Asım'ın. Ana yaklaşımı da şeydi. Onu benimsedik hepimiz. Çok detaylı haber değil, kültür haberi verelim. Yani bir de köşe yazısı olmasın. Biz haber verelim orada. Kültürel haberler verelim. Mesela adam işte bir işte şiir analizi yazacak. Yok. O bunun harcı değil. Burada bunları yapmayalım. Onu iyi tutturduk biz. Bazen bunu aşan az sayıda şeyimiz oldu. Az sayıda kişiye bunu şey ettik. İşte atıyorum Yıldız Ramazanoğlu'na bazen böyle bir şey yaptık. Zeki Bulduk bazen oldu. Yani birkaç kişiye görmemezlikten geldik. O da fena olmadı. Bir ara Ahmet Mercan öyle bir şey yaptık. Ama genelde kültür haberi verelim. Dinamik olsun, çok farklı alanlara gittik. İşte sinemasından, tiyatrosundan, kitap tanıtımından, şeyler İstanbul'da, özellikle İstanbul'daki bütün kültür olaylarını takip etme derdimiz vardı. Yani gidiyoruz, orada işte şey muhabirlerimiz, amatör muhabirlerimiz, Asım onları iyi örgütlüyordu. İşte Zeytinburnu'nda şu var,
Burada bu var. Buraya sen git, şuraya sen git. Gidiyorlar. Oradan analiz gönderiyor. Onlar düzeltiliyor çoğu. Yani o ciddi de bir düzeltme işi var orada. Yani geliyor yazı. Onun sağını sonunu yeniden belki yazıyorsun. Ondan sonra mesela çok ilginç şeyimiz vardı. Kaybolmuş adamları çok bulduk orada biz. Yani bir dönem yazar çizer ama mesela işte Şakir Bey vardı, soyadı gelmedi aklıma. O mesela yazmış, çizmiş bir dönem, sonra gitmiş Anadolu'da bir yerde bakkallık yapıyor filan. Çok nitelikli bir tip. Onu buldu biri, röportaj yaptı. O şimdi bayağı yazıyor, çiziyor filan. Tekrar adam ısındı bu işe. Bunun gibi böyle hani vefa görmemiş, terk edilmiş filan, onların ortaya çıkartılması iyi oldu. Kitap şeyi fazlaydı. Kitap, dergi en çok oralardan geliyordu. Daha sonra işte 2013'e kadar Asım'la devam ettik. Orada da işleyiş Asım'ın üzerinden yürüyor. Yine biz haftada bir Asım'la toplantı yapıyoruz ama Asım'la yapmıyoruz. Asım'ın o yazan bir 15-20 kişiyle haftada bir toplanıyorduk. O düzenli şeydi. O bayağı iyiydi. Mesela Dünya Bülteni'nin kendi içinde Dünya Bülteni'nde şunu atlamayalım. Mesela Akif'in, ben 35'li yazıda da yazdım. 35 yıllık Akif'le ilişkimizde de. Her sabah 10.30'da haber toplantısı yapıyordu. Bu çok kıymetli bir şeydi. Sabah 10.30 orada olur. Ben de gidiyordum. Önce gelmem elme diyordu. Sonra ya geleyim buraya. Giriyordum içeri. Dinliyorum. Karışmıyorum, dinliyorum. Ama çok nitelikli. Yani orada her yarım saat toplaşılıyor. Haber müdürü haberleri getiriyor. Haberleri nasıl bakılacak konuşuluyor ve dağılıyor millet. Yani bir konsensüs site için çok önemli bir şey. Evet. Gazetecilikte de böyle bir şey var ya. Toplanıyorsun işte her sabah veya haftanın her gün birkaç sefer. O bizim ayrıcalıklı tarafımızdı. Dünya bizimde de bunu haftada bir, o bütün ekip toplanıyordu. İlk başta 7 haber idi günde. Her gün 7 haber gireceğiz. Mesela Dünya Bülteni'nde diyelim ki 80-100 haber giriyor. Ama Dünya bizimde 7 haber giriyor. Az. Ama 7 tane özgün kültür haberi bulmak da kolay bir şey değil. Özgün bulacağım. Başka hiçbir yerde olmayacak. Bir de o. Bir yerde varsa ismi çalıntı. Ç-alıntı. Mesela 2'den fazla alıntı olmayacak. En fazla bir tane olabilir filan gibi şeylerimiz vardı. O haftada bir iki toplantılar iyiydi. Orada dağıtılıyordu. Konular belirleniyordu. İşte sen şunu yap, sen şunu yap filan. Ama orada ilk dönem olay Asım'ın üstünden gitti. Ben de Akif'te olduğu gibi şeyim. Olayın işte şeycisi, ne diyeyim size. Ham hum hop filan diyeni pozisyonundayım. Sonra işte 2013'te Asım biraz yoruldu. Haberleri 5'e indirdik filan. Belki bir yeri aşamamak da şey etti onda. Yani 6-7 binini geçemiyoruz. Hedefimiz 10 bin tıklama. O da az değil baktığın zaman. Yani günde 6 bin 7 bin reel kişi tıklıyor orayı. 2013'te ya ben bırakacağım dedi. Ondan sonra iyi peki Asım bırak ne yapalım. Ondan sonra 2 yıl ben uğraştım. Yani yayın yönetmenliği şeyiyle de debelleştim. İşte toplantıları yaptım bilmem ne falan. O sırada Mehmet daha şeyle ilgileniyordu. Mehmet de yardımcı olarak geliyordu bizim şeylere ama tam işin ucuna girmemişti. Bir ara Ürdün'e falan gitmişti onlar işte. Sonra Ürdün'den geldi. Bizim bir şeyde de Kuzey Haber Ajansı'nda da ona bir editörlük işi ayarladık devre alemde. 2 yıl 2015'e kadar ben uğraştım bununla. Ondan sonra 2015'ten sonra Mehmet geçti. Benim hayalim şeydi biraz tabii. Dünya bizim de biraz daha İmam Hatip, ilim yayma, Anadolu gençlik falan öyle bir temele oturuyordu. Açılamıyordu yani çevre network'tan dolayı biraz açmamız gerekir diye düşünüyordum. Biraz ona uğraştım ben ya. Benim o zamanki de en büyük şeyim oydu. Yurt dışına da açılalım. Yani yurt dışından işte İslam dünyasından birçok yazarımız, çizerimiz, düşünürümüz var. İşte bunları tercüme edelim, koyalım, edelim falan. Benim uğraştığım zaman biraz onunla açıldık. En fazla Mehmet'in zamanında açıldık. Ya Mehmet'in ona uygun bir çevre şeyi de vardı. Orada yeni kişiler girdi devreye. İşte bizim bu Ayşenur Gökşen. O girdi, şey girdi, Deniz Baran filan girdi. Birkaç daha arkadaş, o yurt dışından işte hocalar, alimler, yazarlar, çizerler, onlarla röportajlar, onların tanıtılması filan konuları girdi.
Biraz daha araştırmacı kültür yayıncılığına döndük. Mesela mesela şehirlerle ilgili yazılar yazmaya başladık. Mesela benim bir 81 şehrin içindeki rol modellerin ortaya konması projem vardı. Onu hala yapamadık. O benim kızıl emrim olarak durur. Yani 81 vilayetin bir arkadaşa bütün o 81 vilayetteki kişileri listesini çıkarttırmıştım. Yusuf Günaydın diye bir arkadaşa. Yaşayanların değil ama vefat edenlerin. Yaşayan olursa problem olur diye. Hani bu şehrin sahipleri bunlar. Bunların çevresinde o şehri inceleyelim. Bu projenin şeyi de şu. O şehirde yaşayan çocukların rol modelleri o insanlar olsun. Yarın o şehirde bir kültürel şey olacaksa onların etrafında bir kültür hareketi olsun. Efendim, o şehirde o insanlar anılsın. Mesela Almanya'ya Frankfurt Kitap Fuarı'na gittiğiniz zaman Goethe'nin muhakkak şeyine gidiyorsunuz. Tamam, Goethe orada damgasını vuruyor. Ha, siz Maraş'a gittiğinizde de atıyorum işte Necip Fazıl oranın şeyi olsun. Onun bir yeri olsun orada. Tamam mı? Veya işte Adıyaman'da iki tane sahabe var. Millet bilmiyor. Kabri bile belirgin değil. Adıyaman gideki çocukların rol modeli bu olsun. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu şöyle yapabiliriz. Bir taraftan da ticaret sanayi odası tarafımız var ya. Odaların delillerinde paralar var. Biz bunları önce ortaya çıkaralım. Sonra odalar birliğiyle bir araya gelelim. Bunların bu yerlerini ihya edelim. İşte kütüphanelerini geliştirelim. Oranın medresesini yaptıralım. Camisini tamir edelim. Kültür Bakanlığı'na temasa geçelim. Bunları Kültür Bakanlığı'nın gezi şeyine koyalım. Listelerine koyalım. TRT'den de bunlara bir tane belgesel yaptıralım. Böyle bir hayal. Bu hayalin 81'in herhalde 20-25'ini yaptık. Yayınlandı ama onların tamamını yapamadık. Yani isimler var ama onu üzgün, o üzgün istediğimiz gibi yazı çıkmadı. Dünya bizim de yayınlandı. Dünya bizim de. Var o da onlar. Hala aradım, bu bulursun da şimdi bulmak kolay değil. Arıyorsun, çıkmıyor. Sonra mesela şeyimiz vardı. Bir şehirde oturan bir öğrenci Eskişehir'e gittiği zaman Eskişehir'de nerelere gidebilir? İşte şu kitapçı var. Atasoy Müftüoğlu var. Bilmem işte şu yayın evi var. Bilmem şurada şu yurt var. Buradan şu burs alabilir. O yazılar yaklaşık herhalde 80 vilayetin bir 50'siyle ilgili yazdık öyle. Mesela Eskişehir niye veriyorum? Eskişehir'de bu ekşi sözlüğe bir düştük. Gericilerin yeri bilmem ne falan diye. O yüz binlerle şey etti o. Tıklandı. Eskişehir bölümümüz, tamam mı? Bu gericiler şeylerini anlatıyor falan diye. Mesela o bence çok kıymetliydi. Bir öğrenci gidecek, bakacak orada. Aydın. Aydın'a gitti. Kim var burada? İşte Aydın Üniversitesi'nin içinde İskele Demhanesi diye bir yer var. Kültür yeri. Yayın yapıyorlar. Bilmiyorum. Klasik bir turistik gezinin çok dışında ha. Aslında gerçek bir kültür evet. Gezi. İşte röportajlar önemliydi Dünya Bizim'de. Dünya Bizim'de bilinmemiş, Google'da olmayan adamların veya hanımların şey yapılıp, konu edilip Google'a girmesi işimiz önemliydi. Mesela Asım Taşer. Asım Taşer rahmetli oldu. İlim Yayma ve işte Vakfı, Cemiyet oranın kilit adamlarından biridir. Bizim nesil ve bizden evvelki neslin İlim Yayma'dan burs alan adamların karşısında hep Asım Taşer oturur. Doktor bu. Bizim aile dostumuz bunlar. Bir vakıf adam. Ama Google'da ismi yoktu biz yapana kadar. Bizim Mehmet gitti Asım Taşer'le röportaj yaptı. En yaşlı. Ondan da 6 ay sonra Asım amca vefat etti. Asım amca vefat ettiği gün Dünya Bizim Asım Taşer sayfası şey yaptı. Adam Numan Kurtulmuş'un da şeyi, eniştesi. Numan cenazesine gitmiş. Millet diyor ki kim bu adam? Giriyor Asım Taşer. Bir tek biz varız. Mesela Mustafa Köseoğlu diye bir tekstil profesörü. Mahalleden biri bizim. Bu Müslüman mühendislerin ilk hamilerinden biri. Antalyalı filan. Ama sessiz ve bilinmeyen bir adam. Bizim cami cemaati. Ama ne kadar önemli yatırım varsa içinde yer almış. İşte ilim yaymada bulunmuş, bilmem okullarda bulunmuş, şeyleri, imam hatipleri Kur'an'ların içinde filan ama yok. Ben şey yazmıştım, Mustafa Köseoğlu. Mustafa Köseoğlu Google'a girdi. Yani bir tane Volkswagen arabası var, onunla gider gelir. Mesela çok ilginç bir şey, Kartonsan diye bir karton fabrikası var. Türkiye'nin en büyük fabrikalarından biri.
Ben onun bayiliğini almak istiyorum. Bir ara alamıyorum. Vermiyor, çok kıymetli bir yer, ne yapalım, ne edelim. Oğlu arkadaşımdı benim. Ya böyle dedim. Aa dedi ya, babam bu fabrikanın kuruluşunda bulunmuş dedi. Hayda. Açtı Mustafa amca. Ha, bizim Sebahattin var, söyleyeyim dedi. Açtı. Aa, adamlar beni elden ayaktan karşıladılar. Sonra duydum ki Ankara'da falan bunun projesinde bulunmuş, vizibilitesini yapmış. Oraya teşvik ayarlamış, kurdurmuş. Ama oradan bir kuruş ne geliri var, ne bilmem nesi var, tamam mı? Memlekete hizmet için bir yeri kurdurmuş adam. İşte benim gibi birine telefon ediyor. Ben oradan bayilik alıyorum filan. Şimdi böyle adamlar var memlekette yani. Bizim eski nesilde. Hani şimdi hiçbir şey yapmamış, artist dolaşan bir insan var. Onlar Google'da, Google'da her tarafta var ama Mustafa amcayı biz koyduk Google'a yani. Böyle bir hizmeti vardı onun. Böyle birçok insan var orada baktığınız zaman. Bunlar bizim açımızdan, dünya bizimden geriye kalan şey. İşte yazar çizer bir yeni insan çıktı. Yani ilk yazılarını bizde yazmış. İşte kitap analizleri yapmış. Şeyimiz şuydu. Biz hiç ihtilaflarla uğraşmayacağız. Tartışmalara girmeyeceğiz. Kimseyi eleştirmeyeceğiz yıkıcı bir şekilde. Bu önemli bir şeydi. Yani beyaz yazacağız. Kötü yazmayacağız. Açık olacağız. Şu cemaat, şu tarikat, şu teşkilat. Bir yerden sonra bazen böyle ya siz sağcılaşıyor musunuz filan diyenler oldu. Hatta bizim rahmetli Akif'le bile şey etmiştik. Ya yazmayacağım buraya filan dedi. Sebep de işte mesela Gün Sazak'la ilgili bir yazı ben yazdırdım orada. Gün Sazak Ülkücü Hareket içinden gelen bir adam. Ama Gün Sazak bakan olmuş ama hiç yememiş, yedirmemiş. Böyle ilginç bir adam yani. Şey, kamu malını tutmuş bir adam. Onun orası benim açımdan önemliydi. Rol model. Ya bu adamı yazalım anasını satayım yani. Bunun önemli tarafı şu. Gavur değil. Müslüman, kıble ehli. Fazla millici. Ama bakanlık yapmış ve bir an ayağa kaymamış. Ve kültür adamı aynı zamanda. Böyle mesela bazı tipler oldu. Onlardan dolayı eleştiri aldık. Ya siz sağcılaşıyorsunuz, çok şey ediyorsunuz, ümmet şeyini kaybediyorsunuz falan diyenler oldu. O belki hani tartışma tarafımız bir odur. Birkaç kişiye ilgili böyle yaralayıcı yazı oldu. Onları çıkardık, ettik. Bir iki öyle az ama yani genel politikamız ama şeydir. Kötü yazmayacağız. Ortaklığı eleştirmeyeceğiz. Oluşmak. Bütün camiaya açık duracağız. Çok kötülüğünü biliyorsak tabii koymayacağız onu. Yani hani Müslüman diye geçiyor ama şey efendim, tamamen ne diyelim size, itikadı bozuk, şeyi bozuk. Genel dünya bizimin böyle şeyi oydu yani. Sonra akla bir gelen. Şey var dünya bizimin. Bir de şu var, çok özür dilerim lafınızı kestim. Müslümanları haber edeceğiz. %10 şey payı var. Yani Müslümanlık merakı ve bağlantısı olmayanların %10'luk bir payı var. Onu da Müslümanlara olan faydası, dine, diyanete katkısı bir şekilde olduysa o. Yani böyle de bir çok İslamcı yeşil rengi kuvvetli bir şeyi var diye. Pardon. Kendi havzasını aslında oluşturmak. Bizim mahalleyi anlatacağız. Bizim değerlerimizle. Çünkü zaten öbür taraftakiler bizi hiç kale almıyorlar. Ne yaparsak yapalım kale almıyorlar. Biz alıyoruz onları kale ama dünya bizim böyle bir şey olsun. Gibi kültür bir yayıncılığının yanında aslında sanat da var. Cafcaf dünya bizimde Cafcaf da ayrı bir hikayeydi tabii bu. Buna Asımlar başlamışlardı. Erkan. Ama o ekibin sanıyorum devamı yine. Yani orada bir orada işte Erkam yayınlarıyla başlamışlardı. Orada birazcık böyle eleştirilerde dozu kaçınca onlar bırakmışlardı onu. O zaman dediler ya bunu destekler misiniz? Sağ olsun bize muhtereme söyledik. Ya dedik böyle bir şey var. Ona bir pay ayırdık, bir rakam. Şu kadara kadar şeyden, bu çünkü her sayıda zarar ediyor. Yani şu kadara kadar bir şey olsun. Önce aylık çıkardık. O Asım'ın, Asım var o işin başında. Yusuf Kot var. Faruk Günindi. O üçlünün şeyi ve aşağı yukarı 20-30 kişilik bir karikatürcü grubu. O da şöyle önemliydi. Hani hepimiz gençliğimizde gır gır falan onları okuduk. Yani zihniyetimiz şey olmasa da ben okurdum gır gır yani. Değişik, hoşuma da giderdi. Bu işin mizahla anlatılması önemli. Ve bu arkadaşlar da bunu yapıyorlar. Bu damar açık kalsın. İşte 4 yıl kaça kadar? 2013'e kadar bazen aylık gittik. Sonra baktık kendini döndürmüyor yani. Her ay bir
zarar ediyor oğlum, bomba 3 aya indirelim bunu dedik. 3 aylık çıkarmaya başladık. Hatta internete taşıyalım dedik, razı edemedim onları ben. Yani dijitalize edelim, bak basılı zarar ediyoruz, yürümeyecek bu iş. Az zarar ederiz öyle. Yani çünkü çocuklara telif veriyorsun hepsine. Kimse bedava çizmiyor ki. Çizmesi de doğru değil. Yani zaten onunla geçiniyor adam. 3-5 kuruş alıyor. Fakat sonra dediler ki ya biz bir para bulduk. Müstakil yapacağız. Peki haftalık çıkarmamız lazım. İyi. Aldılar ve bir dönem haftalık, önce aylık yaptılar. Sonra hacamat diye haftalık yaptılar ama bu işlerde şöyledir. Karşılık beklemeden para verecek adam bulman mümkün değildir. Ben bir tane bilirim yani, sağ olsun. Geri kalan adam 3 ay verir, 5 ay verir. Biter, pili biter yani. Bu da öyle bir şey. Bunların işte birileri verdi onlara, sonra durdu yani. Halbuki 3 ay devam edeydi belki yürürdü bugüne kadar. Bu da bence çok kıymetli bir şeydi. Çok evet. Mesela bunun en iyi kıymetini şey bilir. Akit'in Mustafa Karahasanoğlu. Hiç unutmam, onu zikretmem lazım. Mustafa abi çok uğraşmış bu miza işleriyle. Çıktığı zaman beni arardı. Erhan, bunun bir tanıtımını gönder, tanıtayım. Bu çocuklara destek olalım. Bunu çok az adam yapar ha. Bizim söylediklerimiz bazıları yapıyordu ama Mustafa abi arayıp şey diyordu. Muhakkak orada bir tanıtım şey yapıyor. Caf caf çıktı, alın malım filan. Ya bunun kıymetini bilen çok da yok. Şu anda yok mesela böyle. Sonra biz bu arkadaşlar gittikten sonra, yani müstakil çıkardıktan sonra ben bunu devam edeyim dedim. 3-4 senede Püfterem adıyla şey yaptım. Dijital alanda şey ettik. Devam ettik. Orada ne yapıyoruz? Her gün 3 tane karikatür koyuyoruz. 3-4 tane yazı koyuyoruz. Böyle low profile şey. Hafif bir tarzda gidiyoruz. Ama mesela ayda 30 bin kişi falan tıklıyor. Tamam mı? İşte 50-60 bin kişilik bir Facebook şeyi var. Yani karikatürle bir dönem daha olaylarla dalga geçtik bir nevi kendi şeyimizden ama hep bir şey vermeye çalıştık. Püfterem'in de şeyi şeydi. Olayların püf noktasına dokunalım, muhteremlerden kısaltılmışı diye uydurmuştum öyle bir laf. O mesela dijital bir karikatür mecraydı. Sonra işte Fatih ama durdurdu onu, yani onu şey etmedi. Devam ettireydi güzel olurdu da herhalde artık masraf falan deyip şu anda Püfterem yok yani. Şunu merak ediyorum. Biraz daha geriye gidersek. Şimdi 80'lerde işte Beyaz Saray'dan siz de bahsettiniz. Oraya gidip geldiğinizden Ender Umar'dı dediniz. Bir STK'laşma, İslami camiasının STK'laşmadan evvelki aslında sosyalleşme ortamları diyebiliriz belki bu yayıncılık alanlarını. İşte belki. Yayın evleri, işte Han, bahsettiğimiz Han ve belki başka gruplaşmalar, toplanma alanları vesaire. Orada nasıl bir işlev sürüyordu bu? Siz onlara çok dahil oldunuz mu? Çünkü bu dijital yayıncılığın biraz da zemini de orası. Yani bahsettiğimiz isimler oradan taşınma. Ya dijitallik bir mecra esasında. Yani basılı olan içerik varsa içerik ya basılı olarak ortaya çıkıyor veya işte dijital olarak çıkıyor. Yarın belki başka bir şekilde çıkacak, bilmiyorum yani. Ya kitap çıkıyor veya e-kitap olarak çıkıyor. Esas iş içerik burada bence. Yani içeriğin üretilmesi. Orada bunlar basılı oluyordu. Yani o zaman bizim gittiğimiz zamanlar da yine çok dergi vardı ve bu dijital alanda değil, onlar dergi alanında ortaya çıkıyordu. İşte Tohum'du, Diriliş'ti, efendim işte İslam dergisiydi, İlim ve Sanat'tı, ne diyeyim işte ne bileyim. Farklı farklı ekiplerin dergileri vardı. Şimdi bunlar artık dijital alana döndüler ve buradan şey yapıyorlar, yayınlıyorlar. Yani mecra değişti esasında. Öyle değil mi? Yani başka içerik olarak mühim olan içerik üretilmesi. İçerik üretilmesinde biz zenginleştik mi? Ben orada şeyim. Yani orayı önemsiyorum açıkçası. Mecra bugün bu olur, yarın öbürü olur. Bugün dijital alan, ulaşma alanı işte ya telefonlar üstünden ya bilmem işte internet veya web siteleri üstünden oluyor. O zaman yazılı, basılı oluyordu. Basılının devri bence artık bitiyor. Yani onu az sayıda adam şey diyor. Gazeteler eskiden 3 milyonun üzerinde basılıyordu herhalde. Şimdi ne kadar adam gazete okuyor bilmiyorum. Ben soruyorum. Şimdi bu üniversitede işte hocalık gidiyorum çocuklara. Gazete alan kaç kişi var diyorum. Bir tane bile yok. Hele yeni neslin falan gazete alıp okuduğu
Mümkün değil yani. Onlar hepsi bir yerden işte bu internet üstünden yazılara şey yapıyor. Mesele biz ne kadar içerik üretiyoruz. Bu içerik üretme alanlarımız zengin mi? Oralar bence önemli bir şey. Oraları geliştirmek lazım. Bunun için bir öneriniz var mı peki? Yani nasıl olabileceğine, nasıl güçlendirilebileceğine dair? Yani eksik olan bir eksik tespiti yapıyoruz ama bu eksik... Yani burada, ya burada insanların uğraşıp kendini geliştirmesi ve derinleşmesi lazım. Şimdi kısa yetiştirmeler, yani bu dönem birazcık böyle az sayıda kitap okuyarak, az sayıda kendini geliştirerek, ağzı laf yaparak tanınmış ve bilinmiş insanların ortada göründüğü ve rol model olarak dolaştığı bir zemine doğru kayıyor. Bunu değil de daha biz nitelikli bir şeyler üretmek istiyorsak, o tarzda derinlikli insanların rol model olarak milletin önüne çıktığı bir yere doğru gitmek lazım kanaatindeyim. O nasıl gidilir onu bilemiyorum. Yani şimdi toplumda diyelim ki Mehmet Genç diye bir hoca var. Bu adam iktisatçı. Hiçbir kariyeri yok bunun. Profesör değil, doçent değil, doktorası bile yok. Fakat Mehmet Genç bu işe bir ömür vermiş. Tamam mı? Onun bir tane kitabı var. Osmanlı İktisadı ile ilgili. Görmüşsünüzdür. Başında da Haç Yolunda Bir Karınca diye bir bölüm var. Okudunuz mu onu bilmiyorum. Ben herkese onu öneriyorum. Birinci diyorum ki bakın adam böyle olmuş. O adamın bir ömrü geçmiş. Bir dalmış 10 sene İngilizce öğrenmiş. Bir dalmış 10 sene Fransızca öğrenmiş. Bir dalmış 10 sene arşive girmiş. Tamam. Ve hala diyor ki Osmanlı iktisadı ile ilgili bir şey söyleyecek insanların hakikaten çok kendini geliştirmesi ve daha bir şey okuması lazım. Şimdi biz Batılılarla bir medeniyet mücadelesi veriyorsak veya Hittilerle veya Çinlilerle veya başka birileriyle bir bu zemini iyi görebilmemiz lazım. Dünya neyin üstünde duruyor? Bunları tanımamız lazım. Sonra dönüp kendimizi tanımamız lazım. Tarihimizle barışık olup onun bütün problemlerine sahip çıkmamız lazım. Ve oradan bir şey üretmemiz lazım. Yani işte sosyal hayatta şöyle olmalı. Bir Müslüman sosyal hayatta şöyle durmalı. İktisardan şöyle olmalı. Siyaseten böyle olmalı. Kültür dediğimizden şunu anlamalıyız gibi gerek fiili olarak gerek zihni olarak bir şey söyleyecek sayımızın artması lazım. Bu bizim nesilde de lazım, sizin nesilde de lazım, orta nesillerde de lazım. Yaptığımız bütün faaliyetlerin burayı kuvvetlendirici bir pozisyonda olması lazım. Vakıflarımız, derneklerimiz, teşkilatlarımız bilmem ne bilmem ne. Şimdi ben hayatımda bunu önemsemeye çalıştım. Mesela bizim bu sitelerde derdim şuydu. Diyordum ki bir dalga geliyor karşıdan. Bu dalga işte sanayi inkılabıyla birlikte geldi. Küreselleşme, modernizm, postmodernizm bilmem ne dersen de bizim üstümüzden silindir gibi geçiyor. Hepimizi öğütüyor. Ve buna göre düşünüyoruz hepimiz. Bu şeyin bir tane Harari'nin Sapiens diye bir kitabı var. Herif orada diyor ki esasında herkes batılılaştı diyor. Müslümanlar bile diyor İslam ekonomisini üniversite formatının içinde konuşuyorlar diyor. Dünyada konuşurken İngilizce konuşuyorlar diyor. Çok acı bir şey bu. Tamam mı? Adam seni o format içinde, kendini bile sen o formatta değerlendiriyorsun. Dijital içinde anlatıyorsun, üniversitede anlatıyorsun filan. Kendi formatın yok. Var da onu oluşturmamışsın. Şimdi böyle bir dalga geliyor. Biz bu dalgaya karşı bir, önce bir kalkan yapıp, sonra artı bir dalga oluşturabilir miyiz? Mesela benim bu yayınlayın işlerindeki bütün derdim böyle bir şeydi. Kültür alanında böyle bir şey olabilir mi? Yani bir şöyle bir önce göğsümüze bir stop edelim. Duralım dik ona karşı. Sonra bir karşı bir şey yapabilir miyiz? İşte milleti teşvik edelim. Fikri alanlara kaydıralım. Kültür alanlarında derinleşmelerini sağlayalım. Herkesi müspet olarak destekleyelim. Yapın edin filan diyelim. Kanal açılmasını sağlayalım. Milletin ilgisini buraya uyandıralım. İşte zenginlere diyelim ki şu kitaplardan alın. İşte hat, evinize hat koyun. Efendim işte bir tane işte Ebru Ucu'yu destekleyin. Şu sivil toplum kuruluşunu, şu çanaklarını siz alın. Bak şu kitapları alın, dağıtın. Anlatabildim mi? Bunlar ne olur? Bu alanda bir iktisadi gelişme olur ve oraya yönelik insanların sayısı artar. İşte kültür gelişir, düşünce gelişir. Ha geziyor musunuz? Gidin işte deniz kenarında değil de kültür yerlerinde dolaşın. Bizim İslam coğrafyasında farklı farklı yerlerde
daha evvelki asırlarda birbiriyle aynı nasıl şeyler yapılıyor bunları bir görün. Mesela bizim Devre Alem programında tamamen bunu anlatmaya çalıştık bize. Balkanlardaki tatlı ile Şam'daki tatlının birbiriyle benzerliği. Niye bunlar benziyor? Çünkü aynı zihni şeyden geliyorlar. Köfte, Üsküp'te yediğin köfte ile İstanbul'da yediğin köfte aynı. Balkan köftesi. Neden? Bunlar aynı yerin adamları. Tadını bile öyle vermişler, tamam mı? Ha bakın bunların her kıyafeti aynı, örmesi aynı, danteli aynı, ev döşemesi birbirine benziyor. İşte Arnavutluk'ta Berat diye bir şehir var. Berat'ın ev tipiyle Göynü'nün ev tipi birbiriyle aynı. Tamam mı? Bu neyi anlatıyor? Ya adam Müslümansa evinin tipini arasında işte 1000 kilometre fark olan yerlerde de benzer yapıyor. Dışını da benzer yapıyor, içini de benzer yapıyor. Haremlik, selamlık koyuyor, tuvaletini kıbleye doğru yapmıyor. Yatak odasında ayaklarını uzatmıyor. Hayatında tamamen bunu uyguluyor. Sanat böyle bir şey. Evini de ona göre yapıyor, mimarisini ona göre yapıyor. Tezyinatını ona göre yapıyor. İşte ahşap kullanıyor, daha sıhhi olsun diye filan. Bunların hepsi medeniyet böyle oluşuyor. Nakış gibi işliyor bunu. Ha, ama bunun bundan 100 sene evvel, 300 sene evvel becermişler bizimkiler iyi kötü. Bugün biz bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yapmak için kafa yormak lazım. Eskiyi bakmak lazım, dışarıya bakmak lazım, yurt dışına bakmak lazım. Sanat ve kültürden ben biraz bunu anlıyorum. Bunu hareketlendirici, ilgiyi arttırıcı yapacağımız bütün işlerde bunu yapmalıyız. Ve araçlar. Ha, araçlarda da, araçlardan da bunları mesela dergi çıkarıyorsan benim derdim bu olmalı. Oradan iki tane Mehmet Genç'in 5 versiyon altı bile adam çıkmıyorsa veya ne bileyim İhsan Fazlaoğlu gibi bir tane adam çıkaramıyorsa veya işte Kemal Sayar gibi bir tane adamın varsa her yerde onu konuşturuyorsa bir kıymeti yok yani. Bunlar çıkabiliyorsa bir kıymeti var. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Saadettin Ökten, Saadettin Ökten Emre Akvaki olsa kaç tane Saadettin Öktemir var? Yani ha dünya bizim gibi yerler olacak. Sen onları köpürteceksin, köpürteceksin, geliştireceksin, yazılarını düzelteceksin. 3-4 taneden sonra düzgün yazacak. Burs bulacaksın, yurt dışına göndereceksin, gelecek. Şurada yazı yazdırıp eline bir para vereceksin. Efendim bir kültür işinde ona bir mektep açacaksın filan. Orada talebeleri gelecek filan. Heh. Hayat böyle gelişir. Aslında bir havuz olarak düşünüyorsunuz yani. Hani bunları, gelinen, devam bu faaliyetin eden de, bir araçları bütünlüğü olarak görürüm ben. Yani bu dergiler, yayınlar, gönüllü kuruluşlar filan. Böyle bir derdin ve arayışın bence unsurlarıdır. Kendi başına bir kıymeti yoktur hiçbirinin yani. Veya bence yok. Bir işe yarıyorsa bir kıymeti var. Biraz belki çok pragmatik düşünüyorum ama böyle görürüm ben. Peki nasıl nihayet erdi? Yani şu an dünya bülteni, dünya bizim bir şekilde devam ediyorlar ama sizle ya devam ediyor işte değiller. Bizim şöyle oldu. Yani bizim en büyük destekçimiz ben yokum dedi. O yokum dedikten sonra biz o maddi şeyi bulamadık. Yani geldik, geldik, geldik. Baktık devam edemiyoruz, edemeyeceğiz. O zaman kapatalım mı veya bir şey mi yapalım? İşte aradık. Fatih ben yaparım dedi. Beraber yapalım dedi. Ya o yani çok tarzımız tutar mı kestiremedim. Ya biz sana bırakalım dedim. Ben elimden geleni yapayım dedim ve verdik ona. Yani burada olay tamamen duygusal öyle diyelim yani. O şeyi bulaydık. Bunlar tabii kendi kendini döndüremiyor bu tür faaliyetler. Döndüren de pek kim var bilmiyorum yani. Pek döndüren yok. Buralar dışarıdan desteklerle oluyor. Ben onu aradım yani döndürme yolları bulabilir miyiz diye. İşte reklamla bilmem neyle filan. Olmadı yani. Onu sağlayamadık. Bir yere kadar yaptık işte böyle. Yani o desteği azalttıktan sonra işte Kuzey Haber Ajansı'ndan filan değerlendirerek çıkardık mukardık. O da gidince TRT'deki işleri bitince onu, TRT kesti onu. Yani mecbur o da rahmetli oldu bizim açımızdan şeye verdik yani. Onlar devam ediyor. Biz genelde böyle geriye dönük sorular soruyoruz böyle durumlarda ama size ben böyle bir biraz daha ileriye dönük bir soru yöneltmek istiyorum. Dijital... Yöneltin bakalım ilerisine kadar varsa. Çünkü yani hani siz işin içinden gelmişsiniz ve dijital yayıncılık çok başka bir evrede artık. Yani hani dünya bülteninin ya da dünya bizimin çıktığı dönemden de çok daha farklı bir yerde. Devam ediyor ama aynı kalitede bir şey görebiliyor muyuz sorusu
koca bir soru olarak karşımızda duruyor. Bu benim şahsi görüşüm. Siz burada bir eksiğin ne olduğunu, yani hani o tabanın oluşturulması gerektiğini, o kalitenin oluşturulması gerektiğini ifade ettiniz ama yine dijital yayıncılık bazında nasıl bir eksik var, bu camianın nasıl bir eksiği var ve ne yapılabilir tam olarak? Yani hala insan unsuru var. Mesela şu anda birçok yer kapandı. Evet. Bu insanlar nerelerde ne yapıyor kestiremiyorum. Bir yerlerde yazıyor, çiziyor filan ama yani bizim yaptığımız türde şeyinde bizimkinin merkezinde değer vardı esasında. Başka bir, ya bir değer eksenli bir şey yapmaya çalıştık. Biz değer eksenli yapılan işlerin sayısının artıyor olması gerekir. Onlar için de bunlara yine verdiği parayla karşılığında değer bekleyen bir sermaye bulmak lazım. Şu anda ben oranın eksik olduğunu görüyorum. Yani orada bir problem var. Yani anlamlı ve şey sormayan, ne diyeyim size, yani parayı verip de onun başka bir şey söylemesini istemeyecek o para, onun kendi mecrasında yürümesini isteyecek sermaye bulmak lazım. O önemli. O benim açımdan, benim eksik gördüğüm orası. Yoksa yani buna uygun anlamlı bir yine finansal yapı falan bulunsa, bizim yaptığımız türdekinin daha bugüne uygun versiyonları yapılabilir kanaatindeyim. Belki bilmiyorum, sorunuz öyle bir cevap verebilirim ama tabii bizim gibi adamlar şey oldu, tabii biz yorulduk. Yani ben şimdi çok şey geçirdim. Bu işi bitirdiğim zaman limandan ilk izlenimler diye bir yazı yazmıştım. Gördünüz mü bilmiyorum. Görmediyseniz bir bakın isterseniz. Yani ben demiştim bir fırtınada şey yapan bir fırtınadan kurtulmuş bir geminin kaptanı gibiyim. Gemiyi yanaştırdım kıyıya, çıktım. Oradaki çay bahçesinde şimdi çay kahve içiyorum. Bir daha denize çıkar mıyım? Bu fırtınaya gözüm yer mi bilmiyorum filan diye böyle bir şey yazmıştım. Limanda ilk izlenimle de ben şimdi limanda gemiyi batmadan iyi kötü limana bağlamış bir adam pozisyondayım. Yani yapılabilir, yapılması lazım. İnsanlara bir içerik üretmek lazım. O içeriğin de insanlara sürekli sunulması lazım. O sunma işi de hiç bitmeyecek kıyamete kadar. Birilerinin onu yapması lazım. Bunu dinleyenler, izleyenler falan olsa heveslenip yapanlar iyi olur diye düşünüyorum. Ama hiç de kolay olmadığı tabii önemli. Parasını bulmak önemli, içeriğini bulmak önemli. Siyaset bize Türkiye'de çok şey oldu. Çok kuvvetli şu anda. Yani siyasi merkez çok kuvvetli. Siyasi merkezin bu tür işlere de etkileri çok fazla. Ona rağmen siyasi merkezlerle de kavga etmeden ama tamamen siyasi merkezin de yörüngesine girmeden, çünkü siyasi merkez daha pratik, güncel ve hemen netice alabilecek çok derinlikli olmayan işler istiyor. Oraya kapıldığın zaman işlerin derinden, böyle yüzeyden olma ihtimali çok kuvvetli. Tayyip Bey diyor ki biz 10-17 senedir iktidardayız ve kültür ve eğitim işlerinde gerekli şeyi elde edemedik. Bu soruyu sormamız lazım. Niye derinleşemiyoruz? Niye buraların önü açılmıyor? En ufak bir şeyde bir yere takılıyor insanlar. Parasını bulamıyor, alanını bulamıyor, harcanıyor. Ne zaman, ne kadar gidecek bu? Bizim ömrümüz bitti. Biz artık şeydeyiz. İkindi kahvaltısı pozisyondayız. Bu gençler nereye doğru gidecek? Daha derinlikli işe gitmesi lazım. Gitse olmuyor. Daha pratik işlere gidiyorlar. Bu alanı açmak lazım. Bunu kim açacak? Benim o kadar gücüm yok bunu açmaya işte. Ben debelleştim. Bir yere geldik. Limanda çay içiyoruz şu anda. Bunu açanların olması lazım. Bu alan açılırsa daha nitelikli çalışma yapmak isteyen, sığ çalışmaları beğenmeyen bir yıl genç görüyorum ben hala. Yani hani gençler bu işi şey etmiyor falan diyorlar ama değil yani. Siz de kendi çevrenizden görüyorsunuz böyle ya bu işler hafif oluyor böyle değil, daha nitelikli şeyler yapmak lazım falan diyen bir yıl insan var. Bunların önünü açmamız lazım. Bunlara malzeme çıkması lazım. Mecra olması lazım. Onların
İşte benim yani Erhan olarak şeyim yetmiyor. Bu kadar yetti bizimki. Şey ettik, kenarda duruyoruz şu anda. Yani uzun bir süre konuştuk. Burada zaten ne kadar büyük bir damar açtığımızı görmüş olduk. Peki diyelim, çok yorduk sizi. Teşekkür ediyoruz.